İyi akşamlar sayın seyirciler. Halk TV ekranlarında özel yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam sizlere Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden merhaba diyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuğuz ama bu akşam konuğumuz Genel Başkan Sayın Özgür Özel. Çok teşekkür ederiz yayınımıza geldiğiniz için ve bizi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuk ettiğiniz için. Sizler şimdi, hoş geldiniz. Çok bu iki saatlik yayını Kürşat Oğuz, Halk TV'nin programlar koordinatörü ve Barış Pehlivan, yine Halk TV'nin sevdiğiniz programlarda ki ismi birlikte yapacağız ve Sayın Özgür Özelik sorularımızı birlikte yönelteceğiz. Şimdi Özgür Bey, genel merkeze şöyle ilk girdiğimizde baktık, çok fazla hareketlilik yok gibi. Anladığımız kadar esas hareketlilik binanın içinde değil, sokaklarda. Tabii tabii. Yani iki hafta öncesine kadar, üç hafta öncesine kadar aday belirleme süreci vardı. O sırada tabii hareketlilik vardı. Özellikle bir ay öncesine kadar çoktu, sonra azaldı. Şimdi tamamen sokak. Sakin. Bugün de iki miting yaptınız. Bu mitingleri konuşacağız ama seyircilerimiz, bütün programlarımızda aslında bizden ilk olarak şunu duymak istiyor. Belki özellikle muhalefet seçmeni, özellikle CHP seçmeni, ya artık çok kısa bir zaman kaldı, nedir durum? Dolayısıyla ben öyle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Metropol bir araştırma yayınladı. Son araştırmasına göre Metropol'ün Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın 14 puan gibi önde olduğu görünmekte. İzmir'in rahatça alınabileceğini düşünüyor yine Metropol araştırmasına göre. Fakat Ekrem İmamoğlu'na gelince iş, İstanbul'da hala durumun Ekrem İmamoğlu lehine ancak kesinleşmiş ya da rahatlamayı gerektirebilecek bir durum olmadığını söylüyor. Bunlar Metropol'ün tabii ki kendi yorumları, kendi araştırmaları. Başka araştırma şirketleri de var. Son olduğu için sordum. Sizin elinizdeki anketler ne söylüyor? Çok farklı değil. Şöyle, yani tabii seçmenin vereceği karara şimdiden kimsenin ipotek koyması mümkün değil. Yani şimdi bazı şeyleri söyleyince de seçmen ya daha yapılmamış seçimi bitmiş kabul ediyorlar ama bize araştırmacıların söylediği, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı bitti. CHP'nin kaç belediye alacağı, belediye meclis çoğunluğunu bir rahat bir çoğunluk mu sağlayacağı, ucu ucuna veya bir iki sandalyeli mi olacağı, yarışın orada geçtiğini söylüyorlar. İzmir'le ilgili bir risk, bir kriz yok. Zaten öyle bir şey hiçbir zaman beklemiyoruz. Özellikle İzmir'de 9 tane seçilecek yerden kadın aday ve 14 tane 40 yaş altı aday sahayı çok heyecanlandırdı. Tabii şöyle bir gerçeklik var. 31 adaydan 28'i büyükşehir ayıralım. 30 belediye, ilçe belediyesinden 28'i yeni aday, 27'si yeni aday. Öyle olunca tabii bir ya ne oluyoruz bu kadar büyük bir değişimin sonucunda diye ilk başta tartışmalar, bir takım itirazlar falan da yükseldi. Ama sahada inanılmaz bir karşılık var. Hele hele İzmir tarihinde ilk kez bu kadar yerli adaylarla, kendi adaylarıyla, yani sadece iki ya da üç ilçede aday ilçede doğmamış ya da doymamış ya da yaşamamış, yaşamıyor falan. O da çok zor. Geçmişte bu 10-12 rakamını buluyordu, 14 rakamını buluyordu. İzmir'in hem genç kadrodan hem de bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımız olmuş İzmir'de. 3'ü de son dönem. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca son 5 yıla kadar 3, son 5 yılda 3-6. Şimdi biz bu dönem 9 tane seçilecek yerden ve daha önce mesela 25-30 bin nüfuslu ilçelerdeyken kadın adaylarımız 600 bin, 700 bin, 800 bin nüfuslu işte Karşıyaka'da, Karabağlar'da, Konak'ta kadın adaylarımız var. İzmir'de halktan çok ciddi bir teveccüh gördü liste. İstanbul'daki durumda şu, seçim bitti diyemeyiz. Ankara kadar rahat değil. Öndeyiz, her geçen gün iyiye gidiyor. Kaç puan gibi görüyorsunuz? Şimdi puan olarak yani bize 7 puan diyen var, 9 puan diyen var, 4 puan diyen var. Ama tabii günden güne değişiyor sürekli. Ama bir gerçek var, sahada Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz daha açıyor diye genel olarak değerlendiriyoruz. Ama sonuçta en doğru anket 31 Mart günü yapılacak anket. Saat 17'de sandık kapanana kadar seçmen fikrini değiştirebilir, her şey olur. Ondan herkes sanki bir adım gerideymiş gibi çalışıyor olması lazım.
o azimle çalışıyoruz. Şimdi İstanbul bahsini detaylandırırız veya Ankara'yı devamında ama şimdi siz YSK'ya aday teslimi yapıldı. Siz bir konuşma yaptınız. Dediniz ki 17.01'den itibaren artık parti içi tartışmalar bitti. Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme, onun için mücadele etme zamanıdır. Çok net hatırlıyorum. Cümle aşağı yukarı böyle böyleydi. Partide o birlik sağlandı mı? Bütün CHP'liler, bütün adaylar için mücadele ediyor mu şu anda sahada? Şimdi birincisi tabii bu sözü niye söyledim? Bunu bir görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti. Demokrat bir parti. Kendi içinde eleştiri, öz eleştiri mekanizmalarının oldukça yoğun olduğu ve özellikle sosyal medyanın da vermiş olduğu... Tabii şunu ekleyeyim. O güne kadar adaylarla ilgili ya da başka konularda çok ciddi tartışmalar oldu, istifalar oldu vesaire. Sular duruldu mu yani? Merak ettiğim o. Tabii. Yani şunu söyleyeceğim. Tabii her dönem olur. Hatta en az istifaların olduğu ve en az başka partiden adaylaşmanın olduğu dönem bu. Gerçi orada teknik olarak da yaptığımız bir çalışmamız var. Ama doğrusu şu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki mutlak sessizlik, mutlak biat kültürü, bazısı beklenti yönetimi diyor. Şimdi buraya olmadı ama yarın beni milletvekili yapar, yarın beni bakan yardımcısı yapar, yarın beni işte büyükelçi yapar, her şey olabiliyor. Bir yandan işte herkesin bir açığı ellerinde, istediğini FETÖ'cü yapıyor, istediğini hain yapıyorlar falan. O yüzden oradaki mutlak sessizlik bizdeki çok sesliliği gürültü, kavga gibi gösteriyor. Elbette tartışmalar da oldu. Elbette oldu. Her zaman da olur. Ama önemli olan şu. Listeler verildikten sonra %99.9 bu talebim karşılık bulmuş görülüyor. Tabii listelere bazı adaylar düşüyor. Yerine yeni aday gösteriliyor falan. Ama 3 Mart tarihi itibariyle artık herhangi bir tartışma kalmadı. Partide bir birlik bütünlük var. Ama esas mesele şu, bunu partiler not ediyor bizde. Yani hep şöyle olur. Mesela aday gösterilmeyen bir aday adayının parti için çalıştığını parti hafızası unutmaz. Veya partinin lehine çalışmadığını. Bugün örneğin işte il ismi vermeyeyim. Bir adayın şu anki adayımıza aday adaylarından birinin destek vermesi gerektiğiyle ilgili bir beklenti var. O konuşulurken birisi dedi ki, ya 2014 yılında da o bizim adaya kendi olmayınca destek vermek yerine DSP'nin adayıyla fotoğraf çektirmişti. Allah Allah. O fotoğrafa kadar hatırlıyorlar. Bizim parti vicdanı bunları kaydeder, unutmaz. Ve benim gördüğüm kadarıyla, bana ulaşan kadarıyla ki yani her olumsuz bilgi çok hızlı ulaşıyor. Birlik, beraberlik sağlanmış. Artık çok istisnai örnekler dışında... O istisnai örneklerden çok özür dilerim. Araya girip hemen onu da bu konuyu kapatırız evet, isterseniz. Mesela Gürsel Tekin'in istifası, mesela Battal İlgezdi vesaire. Bunlarla sonra konuştunuz mu yoksa hayır kaldı canları sağ olsun mu diyorsunuz? Şöyle bazılarıyla konuştuk, sadece öyle değil ki. Hani Sarıyer'i var, Mezitesi evet, var, dünya kadar mevzu var. Birçoğuyla konuştum. Bazen de konuşmak çok da iyi olmuyor. Mesela bir aday Edirne'de. Bir aday olmayı ön seçime girdi. Ön seçim yaptık. Bütün Edirne'de ön seçim yaptık. Ön seçimden çıkamadı. Başka partiye gitmeye kalktı. Ben de aradım, dedim ki ya ön seçim istediniz, yaptık. Hile varsa itiraz edersin. Hile de yok. Adayın birisi açık farkla kazanmış. Sen artık gel partine kaybettirecek bir iş yapma. AK Parti'ye kazandırırsın falan. Bir aradım. İkincide de aradığımda sesi kısıktı. Konuşamadık. Üçüncüyü ben de hatırlamıyorum. Genel Başkan beni 3 kere aradı. İşte bana İstanbul Büyükşehir'de görev teklif ettiler. Öyle bir teklif falan yok ama ondan sonra teklif de edilse kamu görevi teklif edilmiş. Yani ya gel senin birikiminden burada yararlanalım. Hani İstanbul Büyükşehir babamızın malı değil, öyle bir şey teklif edemeyiz. Sonradan açıklık getirdi. Beni İstanbul Büyükşehir'den bir üst düzey bürokrat aradı falan filan diye bir takım şeyler. Bazen de hani yaralar çok tazeyken pansuman olsun diye arıyorsun. O da genel başkanın araması başka bir şey yapıyor. Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi adayı elini kaldırdı, aday için çalışıyor. Gürsel abi bu süreçleri kendisi de çok yaşamış birisi. Bilir süreçleri. Geçmişte bu hani yüksek enerjili hal geriye döndüğünde o da üzülür. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Yani partide böyle konuşulacak, tartışılacak bir problemimiz kalmadı. Konu tam oraya gelmişken şunu eklemek durumdayım.
Ekrem İmamoğlu dün bir soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek dedi ki elbette ki ben eski genel başkanımızı sahada görmek isterim dedi. Siz Kemal Bey'le bir görüşme yapmışsınız bir süre önce. Hatta o görüşmede kendisini bu seçim sürecinde sahaya davet ettiğiniz de kulislerde konuşuldu. Siz böyle düşünüyor musunuz? Kemal Bey'i sahada görmek ister miydiniz? Ya da böyle bir konuşma gerçekleştiyse nasıl bir sonuca vardınız? Şimdi birincisi ben bugün de örneğin emeklilerin bayram ikramiyesi konuşulurken bu varsa Kemal Bey sayesinde var dedim. Kendisine minnetlerimizi ifade ettik ve hep birlikte Mamak'ta da alkışladık. Yanılmıyorsam dün Edirne'de de yani lafın geldiğinde her yerde hep aynı metin konuşmuyoruz tabii ama Kemal Bey'in ismini duyunca bizim arkadaşlarımız da memnun oluyorlar. Ben de ismini anınca memnun oluyorum. Sayın Genel Başkan'ın katkı sağlamak isterse geçen gün o biraz ben bunları açıklamak bana düşmez, doğru olmaz. Kendi takdirlerinde de ama geçen gün bir söyleşisinde okuduğum kadarıyla bazı davetler oluyor, şimdilik düşünmüyorum gibi bir şey de söylemişti. Ben kendisine uygun gördüğünüz yerde, uygun gördüğünüz zeminde, uygun gördüğünüz çevrede birlikte olmak isteriz diye ifade etmiştim. O da düşüneyim demişti. Bunda bir art niyet aramamak lazım. Yine bir kulis arkası haber okudum. Ya yeni bir genel başkan var, ona alan açmak lazım. Sanki hani sen yapamazsın, ben yapıyorum gibi algılansın istemem diye de bir kulis haber okudum. Onu da genel başkan ağzından duymadım. O yüzden hassasiyet gösteriyor olabilir. Kendisi önceki genel başkanlarıyla birlikte sahada çalışma olmadığı için belki bir kıyaslamadan kaçınıyor olabilir. O yüzden bunu kötüye yormamak lazım. Ama örneğin Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur. Önümüzdeki günlerde belki hani şu anda kararlaştırmadık. Çünkü stratejiyi konuşuyoruz, an be an bakıyoruz. İlçe mitinglerini çok faydalı ölçüyoruz. Büyük mitingler yapacak mıyız bilmiyorum. Ama Ankara'da bir büyük miting yapacak olursak Kemal Bey'i davet etmeden olmaz. Ben bütün önemli organizasyonlar yapıyorum. Tunceli şeyine bakarız. Sürekli ölçme değerlendirme bakarız. Tunceli'de bir miting planlayacaksak zaten ben Tunceli'ye her gidişimden önce 10 yıldır Sayın Genel Başkan'ı ziyaret eder sorardım. Bu seferinde de öyle yaptım, memleketinize gidiyorum diye. Örneğin Tunceli'ye birlikte gitmeyi, sembolik birkaç yere birlikte gitmeyi çok isterim. Orada bir sorunumuz yok. Aramızda da böyle hani Kemal Bey'le kesinlikle böyle bir soğukluk, bir sürtüşme, bir çekişme falan hiç öyle bir şey yok. Peki bu turu tamamlamak için şöyle o zaman hem tarihe de bir yandan not düşüyoruz Özgür Bey. Murat Yetkin, siz de çok yakından tanıyorsunuz. Çok tecrübeli bir Ankara gazetecisi aynı zamanda. Onun bir kulis haberi var. Dedi ki partinin içinde bir grup var ki İmamoğlu'nun seçilmemesi için çalışıyorlar. Yine bir bazı başka kulisler şunu söyledi ve bu basında tartışılmaya başlandı. Aslında İmamoğlu'nun başarısından daha çok şu anda 1 Nisan için bir çalışma var. Şimdi bunu şöyle soruyorum. Maalesef genel seçimlerde bazı koalisyon ya da altılı masanın bazı ortaklarının alanda başarı için çalışmadıklarını gördük. Sonrasında kendileri de açıkladılar. Şu anda partinin bütün örgütleri yerelde sizin arzu ettiğiniz gibi çalışıyorlar mı? Murat Yetkin'in bu kulisine ne dersiniz? İmamoğlu'nun başarısı konusunda mutlu olmayacak olan bir ekip olabileceği parti içinde buna cevabınız ne olur? Belki bir ekleme, çok özür diliyorum. Galip Ensarioğlu BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada da seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı değişecek dedi hatta. Yani o kadar ileriye götürdü bu iddiaları, tezleri. Şöyle kendi işlerine baksınlar tabii de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı nasıl değiştiği ve nasıl değiştiği ortada. O son derece bizim kendi iç meselemiz. Kendi partilerinde genel başkan değişiminin adını anamayanlar oturup da bizi böyle bir olsa olsa Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurultay yaparak ve çoklu yarışla genel başkana rakip çıkabilen ve o rakibin seçimi kazanabildiği tek parti. Yani bunu görmek lazım. Onun dışında işlerine baksınlar. Ben Murat Yetkin'i dikkatle okuyorum. Orada sanki örgütler demiyor da bazı kişiler, bazı yapılar falan diyor.
Şimdi böyle bir sıkıntınız var mı? Benim öyle bir sıkıntım örgüt bazında yok. Bazı yerlerde şöyle var, bazı illerde hep olur. Aslında onun panzehri de bellidir. Şimdi bir belediye başkanı vardır. Yapılan seçimlerde ilçe seçimini onun desteklediği aday kazanmıştır. Onun devamını istiyorlardır. Ya da ilçe başkanı istifa edip aday olmak istemiştir, olamamıştır. O zaman ilçe yönetiminde bir kırgınlık, bir küskünlük, bir ataletin olduğu vakadır. Ya, olur böyle şeyler, %3-5 olur. Burada yapılacak iş bu durumda o örgütü hemen görevden almaktır. Yerine yenisini atamaktır. Biz bu süreçte parti içindeki barışı, parti içindeki tartışmaları bir de çok istismar ediliyor. Yani küçücük bir laf, küçücük bir söz, olmayan bir laf yani. İcat ediyor birisi bir lafı, atıyor ortaya. Yeni Şafak gazetesi manşet yapıyor. Öbür gün bakıyorum olmadık yerlerde yani bunu haberi doğrulatmadan yani 3. 4. el piyasada altyazıya alıyor televizyonlar. O yüzden birazcık bu konulara dikkat ettik. Bazı ilçelerde böyle atıl kalan, yavaş kalan, ondan beklediğimiz performansı göstermeyenler olsa da onları doğrudan görevden almak yerine arayarak, telkin ederek, hatalarını söyleyerek bir noktaya getirdik. Şu anda ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde partinin başarısı için çalışmayan bir örgüt olduğunu duymuyorum, görmüyorum. Olursa görevden alırız zaten. Yani bu vakitten sonra bunun affı falan olmaz. Ama bazı kişilerden bahsediliyor. Onlar hani örgüt içinde var mı? Olabilir. Onların örgütte olması hata. Onları buralara kim nasıl dahil etmiş ben ona inanamıyorum. Yani acayip bir takım adamlar internette göya işte Kemal Bey'i savunan bir takım hesaplar, bir takım gerçek kişiler bir öyle abuk subuk şeyler yazıyorlar, öyle iftiralar atıyorlar. Ya nelerle uğraştık? Arkadaşlarımız meclis başkanlığına başvurdular, tahkikat komisyonu kurdurdular. Videolar üzerinden, personel üzerinden atılan yalanın, çünkü partiye zarar verecek bir yalan atıyor adam. Adam bir tane yani siteye erişimin bile tek sayfa olduğu bir şey site diyorlar ona. Tabloid sistemine böyle yapıştırmışlar onu. Oraya bir yalan haber koymuş. O yalan haberi tweetleyip bilmem ne işte diyor ki mecliste CHP'li bir Karadeniz milletvekilinin geçmiş dönem MYK üyesi olan adrese teslim Seyit Torun Karadeniz'deki MYK üyesi odasında içi adı VA olan bir milletvekili torba unuttu. Evet. Küllüm yalan. İkisi de hemen başvurdu meclise. Adam en son yaş gününde gitmiş öbürünün odasına bu denen olaydan 4 ay önce. Her yer kamera mecliste. Ya kolay mı? Milletvekilin masasına bir dinleme cihazı koyar. O meclisi temizleyen arkadaşlar ne kadar titiz bir eğitim alıyorlar. Yok gizli tutalım bilmem ne. Şimdi ya biz bunlarla uğraşıyoruz. Yeni Şafak ertesi gün sabah bunu manşetine taşıyor. Şimdi böyle hani tümör gibi tipler var. Tümör gibi böyle. Onlara bir şey diyemiyoruz. Bunların hiçbiri İlçe örgütünde görev yapmamış, il örgütünde görev yapmamış. Bir yerden gel. Kendini bir yerden partili sayıyorlar. Bu tümörlerle, bu adenokarsinomlarla falan böyle başka bir yöntemle baş etmek lazım. O bugünün işi değil. Aslında o zaman siz yani siz derken cevap gelmedi ama ona söylenecek güzel bir laf vardı. Biz meclis başkanından hala 10 bin dolar alan milletvekillerinin ismini bekliyoruz. Evet, evet. Keşke evet. Ama onlar kendileri başvurmadılar. Bizim arkadaşlarımız başvurdu. Yani böyle dünyanın en büyük yalanını bile meclis başkanlığına başvurup kendimizi ispatlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü gazetelere manşet oluyor. Yani yanlış anlamayın. Bizim böyle bağımsız gazetecilik yaptığını özgür medya olarak düşündüğümüz arkadaşlarımız bunu konu ediyorlar. Kendi böyle televizyonlarda konu ediyorlar. Kendi YouTube kanallarında konu ediyorlar. Bir yani dümdüz yalanın peşine takılan bile var. Peki ben İstanbul seçimine döneyim mi? Tabii. Şimdi belki diyeceksiniz ki ya bana ne? Yani şunu soracağım size. Murat Kurum AK Parti için doğru aday mıydı? Şunun için soruyorum biraz açayım. Şimdi adaylık belli olduktan sonra işte sahaya çıktılar, konuşmalar vesaire. Arada bir ciddi bir Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurum arasında ciddi bir polemik anlamında fark olduğu ortaya çıktı. Bu sadece sosyal medyada değil, işte televizyonlarda da ve AK Parti içinde de aslında çok konuşulan bir tırnak içinde gerçek diyeyim. Ortada böyle bir durum varken bu polemik mevzu acaba seçim sonucuna yansıyacak bir şey mi? Murat Kurum İmamoğlu karşısında AK Parti açısından doğru aday mı?
İkinci bölümü de şu sorumun. Şimdi deniyor ki mesela Ekrem Bey acemi aday yakıştırması yaptı ya da siz de herhalde siz Pinokyo mu demiştiniz, yanlış mı hatırlıyorum? Ama o yani şeyden dolayı değil, adayın kendisinden dolayı değil de bir büyük yalana sarılmasından dolayı. Bu yaklaşımın Murat Kurum açısından bir mağduriyet yaratacağı, bizim halkımızın da mağduru sevdiği oyların ona yönelebileceğine dair de bir yorum var. Ya bu benim işim değil. Bunu siz kendi aranızda konuşun. Ben kendi adaylarım doğru mu değil mi, sağ performansı ne? Benim Murat Kurum'u aday alacak bir tarafımız yok. Kendisi bakanlık yaptığı süreçte de özellikle doğal afetler, depremler sırasında karşılaştığımızda da kendisinden konuştuğumuz, bilgi aldığımız birisi. İstanbul'a aday gösterilmiş. Onu seçimin sonucu gösterecek. Yani Binali Yıldırım'ın gösterdiği performansa yaklaşır yaklaşmaz bilmem. Benim Pinokyo değişim şundandır. Tam da adayların son çekilme günüydü. Bazı adaylar çekiliyordu falan. Orada Murat Kurum çıktı. Gazze 31 Mart'ı umutla bekliyor. 31 Mart'ta biz seçimi kazanırsak Gazze'ye yardım yapacağız. Evet. Dedi. Ben bunu söyledim ya, böyle yalan olur mu? Gazze'ye yardım yapacaksan sen kaç senedir iktidarda değil misin? Refah sınır kapısını zorlayacak siz değil misiniz? İsrail'le bu kadar iyi ilişkiler kuruyorsunuz da oraya insani yardım yollama konusunda, yani sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım yollamamış gibi bir şey yapıyorsun. Böyle zaten yalan olur mu dedim. Yardım yollandı, açıklandı. Yollandı. Yani. Zaten daha önce de yollanmıştı. Yine yollandı. Geçen sene de İstanbul Büyükşehir yine 6 tır Filistin'e Ramazan öncesinde yardım yollamıştı. Bu bugünün işi değil. Ayrıca şeyin söylediği, Murat Kurum'un söylediği büyük bir yalan. Ben de dedim ki sen bu adayı bugün çek, yerine Pinokyo'yu koy, daha başarılı olur dedim. Yani söylemek istediğim o. O yalanın büyüklüğüne vurguydu. Kimsenin Sayın Kurum'la dalga geçiyor yok. Sosyal medyada hepimizden, yani bir dilin sürçmeye görsün, bir hata yapmaya gör. Hepimizden herkes dalga geçiyor. Eğer birilerinin sistematik olarak dalga geçmesi, alay etmesiyle, üzerine gitmesiyle falan bir mağduriyet olup olsaydı CHP çoktan iktidar olurdu. Kemal Bey %80 ile seçilirdi. Benim de şu anki güven onayım %90'larda falan olurdu. Yani öyle çok acayip bir şey söylediniz gerçekten. Karşı tarafın alay etmesiyle, saldırmasıyla mağduriyet doyup da seçim kazanmak olmuyor diyorsunuz öyle. Bizden büyük mağdur mu var ya? Özgür Bey, ne zaman seçim konuşulsa, yani biz mesela bugünkü yayını duyururken de benzer sorular geldi. Sandık güvenliği konusu mutlaka gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçen yılki seçimden sonra şu an CHP Grup Başkan Vekili olan Gökhan Günaydın bizzat Halk TV ekranlarında dedi ki sandıkları hakimiyet konusunda biz 14 Mayıs'ta doğru bir sınav veremedik dedi. 17 bin sandıkta, kimisine göre 30 bin sandıkta CHP hakimiyeti olmadığı konuşuldu. Siz o zaman ne yapmadınız da şimdi 31 Mart'ta yapacaksınız? İnsanların için rahatlatacak bir projeniz var mı sandık güvenliği konusunda? Birincisi, bunu herkes soruyor gerçekten. Birincisi yani. 14 Mayıs günü yaşananlarla ilgili o ortaya çıkan travma dönemindeki rakamlar ve o rakamların büyüklüğü arkadaşlarımızı da yanıltmış olabilir. Biz 14 Mayıs günü o 17 bin rakamına ulaşmak için 7 ilde seçime girmedik. 7 ilde seçime girmediğimiz için İyi Parti'nin adaylarını destekledik. Oralara zaten sandık görevlisi teknik olarak resmen veremiyorsunuz. Orada müşahit yollarsanız yolluyorsunuz. O 17 bin rakamın içindeki işte 13 bin küsürü oradandı. Veya 12 bin 900 bilmem kaçı. Bizim esas her zamanki o 3.000-3.500, o hiç olamadığımız coğrafyalarla ilgili sorunlu yeri aşan bir şey yoktu. Bu birincisi. O gün Onursal adı güzel arkadaşımızın ismi haksız yere ortaya atılmış. O da görevinden istifa etmişti ama o sistem 28'inde de tıkır tıkır çalıştı. Herkes de şimdi hakkını teslim ediyor. Bugün Türkiye'nin herhangi bir ilçesine gidin. 14 Mayıs gecesi sistem çöktü mü deyin, yok hiç bu kadar iyi çalıştığı olmamıştı dedi, diyorlar. Üçüncüsü, elimizde ıslak imzalılar var. Yüksek Seçim Kurulu da tamamının PDF'ini taradı koydu. Karşılaşıp sonucuna iki gün içinde itiraz etmediğimiz yok. İtirazlar da karara bağlanmış. İsteyen oturursa yer. Yani şöyle bir kolaycılığa gidiyor bizimkiler. Aslında seçimi kazanmıştık da sandıkta biz seçimi kaybettik.
Ve ıslak imzaların bütününün PDF'i Yüksek Seçim Kurulu sitesinde duruyor. İtiraz etmekte geciktiğiniz hiç olmadı mı sandık? Çünkü mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur. Ama sonuca etki etmenin milyonda birinde değildir. Öyle itiraz etmekte gecikme falan diye bir şey yok. Şöyle bir şey var orada da. CHP şu kadar sandıkta sonuca itiraz etmedi dediklerinde de 13 bin sandığı hesaba katınca bilmem ne olmuş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde son seçimin tutanakları var ve tutanakları dijital olarak karşılaştıran sistemi de var. Manuel karşılaştırmalar ilçe, il, genel merkez bazında da yapılıyor. Halen daha üstüne de çalışılıyor. Keşke, ben çok isterdim. O zaman işimiz çok kolay. Biz aslında seçimi kazanıyoruz. Ama sistemde bilmem neden dolayı olmuyor. Sistemi düzeltip iktidar oluruz. Sistemi düzeltmek kolay. Önemli olan kazanacak oyu almak. Onunla ilgili hepimize sorumluluk düşüyor. Ama şu gerçeği de söyleyeyim. Yerel seçimler şöyle seçimlerdir. Sandık zayıf olduğunuz yerde, sandığı koruyamadığınız yerde zaten ya adayınız yoktur. Gerçi biz bu seçim, geçen seçim 800 aday göstermişken bu seçim 1150 aday gösterdik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani en çok aday gösteren 4. parti herhalde CHP, öyle hatırlıyorum. Evet evet, ve tarihinin en yüksek aday gösterme oranında CHP. Evet. Ona çok önem veriyorum, sebebini anlatabilirim. Konuyu şimdi dallandırmayayım diye. Ve güçsüz olduğunuz yerde zaten ya adayınız yok ya adayınızın iddiası yok. İddialı olduğunuz yerde örgütünüz güçlü ve sandığa sahip çıkma diye bir sorununuz yok. Şu anda iddia koyduğumuz, yani bizde olan ya da yüksek ve orta fırsat olarak gördüğümüz açık yeşil ve koyu yeşil sandıklarımızın tamamında hem görevlilerimiz var hem yedekleri var. Ama Özgür Bey, şimdi bundan önce yani Ekrem İmamoğlu'nun zaferle çıktığı İstanbul seçimlerinde biz de o dönem çok yoğun yayınlar yapmıştık. Ve hakikaten o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem il örgütü hem de ilçe örgütleri inanılmaz iyi organize oldular. Ve o dönem İYİ Parti ile olan işbirliğiniz nedeniyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de HDP'nin de, o dönemki HDP'nin de büyük katkısıyla gerçekten İstanbul özelinde ama genel olarak sandık güvenliği gerçekten sağlanabildi. Belki Ekrem Bey'in ikinci turda o kadar yüksek farkla alabilmesinin önemli nedenlerinden de bir tanesi buldu. Gerçekten kuş uçurtmadılar ve müthiş bir ilgi vardı. Şimdi iki durum var Barış'ın sorusunun devamı olarak. Bir, maalesef genel seçimlerden sonra seçmenler de hem seçime gidip oy kullanma konusunda biraz yılgınlık ve iştahsızlık var ya da isteksizlik var. İkincisi görevli olma konusunda da, çünkü duyuyoruz mesela ya görevli olacağız yine aynı şeyler olacak diyenler var, bir. İkincisi İYİ Parti ve DEM'le bu sefer ittifak yapmadınız. DEM'in özellikle Doğu ve Güneydoğu sandıklarında aldığı rol çok önemli oluyor. Yine İstanbul'un bazı kritik ilçelerinde. Dolayısıyla bu açığı nasıl kapatacaksınız? Ya da en azından sandık güvenliği konusunda bir işbirliği yapacaksınız? Nasıl olacak? Öyle bir açık yok. Birincisi şunu söyleyeyim. İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğratıyor. Çünkü bazı yerlerde girmiyorsunuz. Orada sandığa görevli veremiyorsunuz. İYİ Parti'nin de sandık güvenliği konusunda yeni bir parti olmasının insan kaynağı, geçmiş tecrübe, bizim sandık güvenliği ile ilgili bir ordumuz var. Bir parti okulumuz var, düzenli eğitimlerimiz var, sertifikasyon programlarımız var. Var, var, var yani. Ve bu çok üzerine titrediğimiz bir mesele. Birincisi bu. İkincisi bu sefer ki işte DEM'le birlikte, biz geçen seçimde işte HDP ile birlikte, HDP de sandıklarda durdu. Doğu Güneydoğu sandıkları açısından önemlidir. İstanbul örgütümüz bizim o kadar güçlü bir sandık güvenliği olan bir örgütümüz ki, sandık sorumluluğu alan bir örgütümüz ki, geçmişte de öyleydi. Bugün de öyle. En ufak bir zafiyet yok. Yedekler ne kadar hepsi hazır. Oralarda bir sıkıntı olmaz. Bu sandığa katılım oranının düşmesi ve isteksizliği en çok seçimde oyların çalındığı ya da partinin sandığa giren oyu koruyamadığı algısı köpürtülerek yükseltiliyor. Onu anlatmak lazım. Yani insanların sandığa oy atana kadar oy kendi namuslarıdır. Atıldıktan sonra bizim namusumuzdur. Biz bunu son seçimlerde de, geçen yerel seçimlerde de, tekrar edilen yerlerde, biz koca bir milletvekili grubunu okul sorumluları yapacak kadar işi ölçeklendirmiştik ikinci seçimde. Yine her türlü önlem,
iddialı olduğumuz, hatta en ufak şansımızın olduğu her yerde sandıklara en üst düzeyde sahip çıkıyoruz. Hiç iddiamızın olmadığı, çok zorda olduğumuz yerlerde de hiçbir sandığı boş bırakmamak için yine gayret ediyoruz. Yani geçen seçimlerdeki kadar adayımızın olduğu her yerde oyumuzu korumak için görevlimiz var. Peki. Eğitimleri de gayet iyi, gayet yetkinler. 31 Mart, 1 Nisan geldiğinde biz CHP'nin hangi sahip olmadığı illeri ya da ilçeleri, önemli ilçeleri aldığını göreceğiz. Belki bir şey de yaparsınız ya, biz bu il ve ilçede zayıfız, sıkıntı var diyeceğiniz bir nokta da olabilir bir öz eleştiri açısından, tersinden yani. Bu bahiste şunu da sorayım, bu Lütfü Savaş meselesi hani çok geride kaldı, kapandı aslında ama neticede bir karar verdi parti ve Lütfü Savaş'la seçime gidiyor. Siz son noktada da kazanacak adayın o olduğunu gördük dediniz. Hala öyle mi? Hala öyle. Her geçen haber daha iyi geliyor. Şöyle bir şey var. Lütfi Savaş meselesinde ilk günden beri ben Hatay'daki tansiyon, Twitter'daki tansiyon, İstanbul'daki tansiyon, Anadolu'daki tansiyonun birbirinden farklı olduğunu doğrudan ölçümlerle gördüm. Öyle olmasaydı zaten şimdi dünya kadar aday değiştirdik. Dünya kadar. Yani İzmir'de 21 tane aday değiştirmişiz değil mi? Memnuniyet anketine bakıyoruz. Partinin üzerinde seçildiği noktanın ilerisinde olmayan ama aslında aday gösterildiğinde belki seçilecek bile olan adayları, daha genç aday için, kadın aday için İzmir'de bir değişimin ve bir gençleşmenin, bir dinamizmin fitilini ateşledik. Biraz risk aldınız aslında, öyle mi? Yok, İzmir'de hiçbir riskimiz yok. Yani risk aldık derken doğrusunu yaptık. Yani bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in 100. yılında, 101. yılında İzmir gibi bir şehirde örneğin bir kadın büyükşehir belediye başkan adayı gösteremez mi? Ama alternatiflere baktığımızda ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızın kadın, örneğin Selçuk'taki adayımız muhteşem bir belediye başkanı, etrafında çok iyi biliniyor ama Bergama'da, Dikili'de, Aliağa'da adını bilen yok. Ve çok istedik mesela böyle bir görevlendirme yapmayı. Gelecek sefer ben olurum olmam Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı parti meclisinde 9 tane civa gibi İzmir'in en önemli ilçelerini yönetmiş 30'lu yaşlarında kadın belediye başkanları olacak. Hadi bunlardan biri ikisi kaybetmiş olsun. 7 tane olacak. Cumhuriyet tarihinde 6 tane var zaten. Hiçbirini de kaybedeceğini düşünmem. Kazanacağınız ama ya da kaybedebileceğiniz illere ya da ilçelere bir kere şöyle yani mesela tabii, kaç büyük şehri kaç büyük şehre çıkaracaksınız ya da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti'nin %10'luk bir potansiyeliyle tamamen bizimle birlikte olduğunu görmek lazım. O zamanki ismi de HDP'nin. Şimdi demin. O zaman ne dediler? Biz AK Parti'ye kaybettirmek üzere strateji kuruyoruz. Ve hiçbir şey istemeden AK Parti'ye kaybettirecek adayları destekleyeceğiz dediler. Onların da %10'a yakın bir oyu vardı. Bu seçimde böyle bir yaklaşımdan, yani İYİ Parti ile bir mutlak işbirliğinden mahrumuz. Ve diğer tarafta da artık HDP, ben geçenlerde de bunu söylerken bazı yerlerde de bize kaybettiriyor. Bir tek orayı alıp işte biz size kaybettireceğiz, kaybettirmeyeceğiz polemiği içine falan çekiliyor. Bazı yerde de varlıkları bize kaybettirebilir. Burada önemli olan bu 11 büyük şehri korumaktır. Çünkü o 11 büyük şehirde belediyeler 5 yıldır bizim tarafımızdan yönetiliyor. Ben çok iyi hizmet yaptığımızı, insanların gerçek anlamda, yani AK Parti istediği kadar AKP belediyeciliği desin, Melih Gökçe'nin parsel parsel satan belediyeciliğinden, İstanbul'un üstünde helikopterle kupon arsa belediyeciliğinden veya %10'u almadan, imarı bilmem ne yapmadan bambaşka bir belediyeciliğe geçtiğimizi, dayanışma belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği herkes gördü. Bu yüzden işimizin kolay tarafı bu. Yoksa %20 geriden başlıyoruz. Bizim bugünkü anket sonuçlarına %20 ekle, bütün Türkiye'yi alırız. Kayseri'de iddialıyız yani. Öyle eklediğin. Dolayısıyla bu burada sizin ama için başarı devam edecek. 11 ilin alınması ben olacak. Ben 11 ilin alınmasını çok önemsiyorum. Hiçbirini kaybetmek istemem. Ama mesela Bursa çok iyiye gidiyor. Acayip iyi. Manisa'da oldukça olumlu bir seyrimiz var. Balıkesir zaten ben söyleyince gerçi birazcık alınmalar, kızmalar oluyor. Kimseyi de kızdırmak istemem ama Balıkesir'de vicdan Ahmet Akın diyor zaten. Yani geçen aldığımız seçimi İYİ Parti'nin talebi üzerine Ahmet Akın'ın güldür güldür
açık ara aldığı seçimde Ahmet Akın'ı gözyaşlarıyla çekip verdik. Onu İsmail Ok'a verdiler. İsmail Ok seçimi elleriyle AK Parti'ye hediye etti. İyi Parti'nin C'sini bekliyorum ve dediniz. Onu tamamlayayım cümlemi. Ödüllendirildi İsmail Ok ve AK Parti onu bir daha milletvekili yaptı şimdi. Düppedüz bir milli irade hırsızlığı var. Düppedüz bir siyasi yan kesicilikle karşı karşıyayız. Ve ben Balıkesirlilerin Ahmet Akın'a bu sefer hakkını teslim edeceklerini ve Ahmet Akın'a Balıkesir'e en iyi hizmeti yapma imkanını bu sefer sağlayacaklarını düşünüyorum. Yani tabanda bir ittifak olur. Şimdi sorudan kaçmak için de cümleyi tamamlamak için ben sonradan izleyebiliyorum. Aslında en iyi şeyi buradan övelim. Show TV yapmış. Ben bir şey bekliyorum dedim. Sonra İyi Parti'den biraz sert cevaplar gelince. Bilmeyenler için söyleyelim efendim. Meral Hanım da şey demiş. Ben CHP'nin bu jestlerinden artık yoruldum. Midem bulanıyor. O ikinci faz. Şimdi ilk ben bunu söylediğimde jest istiyorum dediğimde Meral Hanım dememişti de birkaç işte adayları, sözcüleri falan sert yapınca ben birkaç gün geriden izledim Show TV haber bültenini. İyi Parti'den jest beslerken rest gördü yazmışlar. Güzel yani. Orada arkadaşlar hani rest çektiler çekmediler ama adaylarını çekmeceklerini söylediler. Yani Balıkesir'de benim de Meral Hanım'ı üzmek, kızdırmak niyetim değil ama hepimiz şahidiz ki biliyoruz ki hiçbirine borcum yok, sana borçlandım demişti. Hakikaten Ahmet çok efendi davrandı. Bazı yerde il başkanları istifa etti, bazı yerlerde adaylar olmadık açıklamalar yaptılar. Ahmet Akın partimiz bu kararı verdiyse tamam dedi, koştu orada çalıştı şey için. Şimdi de yeniden Ahmet Akın aday ama ben Balıkesir'in o vicdan terazisinde Balıkesir'deki iyi insanların o teraziyi dengeye getireceklerini düşünüyorum açıkçası. Özgür Bey neden Meral Akşener'e kadar Meral Akşener'e karşı bu kadar hoşgörülüsünüz? Yani şöyle. Eski dosttan düşman olmaz da ondan yani. Evet ama baktığımız zaman İyi Parti bugün hakikaten geçmişte de bunu konuştuk. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin jestiyle ve bir demokrasi, o zamanki açıklaması CHP'nin öyle bir demokrasinin önünü açmak için meclise girdi. İşte genel seçimler sırasında yaşanılanları biliyoruz. İyi Parti tabanında genel seçimler sırasında çalışmayan örgütler olduğunu biliyoruz. Sonrasında yapılan açıklamalar var. Elbette ki belki kavgalaşmak ya da üslubu bozmak anlamında değil ama genel olarak İyi Parti'nin oyun alanını genişletmesine Ekrem Bey de siz de sanki müsaade ediyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Neden? Bu bir strateji nedeniyle mi? Sadece eski hukuka mı dayanıyor? Yok, yoksa yani böyle yapıldığı zaman Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin tam tersine oy kaybettiğini, İyi Partili seçmenin size mi yöneldiğini düşünüyorsunuz? Ya şimdi şimdi bunların hepsi bir strateji, bir ölçme, değerlendirme, bir sebep sonuç değil. Birincisi bir siyaset yapış biçimiyle ilgili bir mevzu var. Benim mecliste en çok tekrar ettiğim söz şudur. Muhalefete muhalefet etmem arkadaşlar. Ben 8-9 sene grup başkan vekili yaptım. 8,5 sene. Halen grup başkanıyım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en uzun süre grup başkan vekilliği yapan Engin Altay'dan sonra bendim. Şimdi neredeyse bir yılda duruyor, grup başkanlığını sürdürüyorum. Benim mecliste ilk milletvekilleri gelir. Böyle işte oryantasyon toplantısı diyelim veya bir kendilerine ne nedir diye anlattığımız tecrübe, deneyimlerimizi paylaştığımız toplantıda muhalefete muhalefet etmeyin, iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz diye hep böyle göstermişimdir. Mecliste iki muhalefet partisi kavga etse yolunu bulur, araya girerim ve bir şekilde bu lafı söylerim. Muhalefetin muhalefetle çatışması iktidarı zevkten dört köşe yapar. Ben o yüzden hiç muhalefetle çatışmadım, çatışmam çok nadir. Yani nefsi müdafaa haklarımız saklıdır. Çok sert bir laf söylenir. Döner, cevabını veririz ama uzatmayız. O yüzden ben burada AK Parti ile mücadele ediyorum, MHP ile mücadele ediyorum. Ne işim var benim İyi Parti ile? Peki çok özür dilerim. İyi Parti hala sizce muhalefette mi? Bence muhalefette tabii yani. Çünkü çok böyle ciddi isimlerden iktidar kanadından artık daha yakın olduğunu söyleyen yorumlar yapılıyor. Ciddi isimlerle, siz ona katılmıyor musunuz? O ciddi isimlerle tartışmak lazım onu. Ben İyi Parti'nin yöneticilerinin niyetini okuyamam. Bilemem ama bildiğim bir şey var. İyi Parti'nin seçmeni, İyi Parti'nin üyesinin
iki tane temel motivasyonu var. Biri saraya itirazdır. Tek adam rejimine itiraz. Evet. Özgürlüklerin kısıtlanması itiraz. İki, Devlet Bahçeli'ye itiraz. Çünkü onlar parti içi bir mücadelede kurultaylarını kazandılar. Devlet Bahçeli AK Parti ile anlaştı. Kurultayını bozdurdu. İptal ettirdi. Geri kalanın hepsini partiden atıyordu. Onlar da gitti ayrı bir parti kurdular. Şimdi bu şartlar ortadan kalkmadıktan sonra İYİ Parti'nin tabanı, İYİ Parti'nin seçmeni, İYİ Parti'ye gönül verenler, üyeleri bu temel iki rahatsızlıkları çözülmedikten sonra nasıl olacak da muhalif seçmen olmayacaklar? O yüzden hani ben bir iki tane İYİ Partili onu demiştir, bunu demiştir ayrı. İYİ Parti'nin ben şurasında güneş olan birini gördüm mü? Altı oku gördüm mü de sarılırım, tanıyayım tanımayayım. Herkes beni bilir. O iyi bir insan gördüm derim, sanırım. Bu Iğdır'da da böyle, Niğde'de de böyle, Antalya'da da böyle, Tekirdağ'da da böyle. Ve iyi insanlardır hakikaten. Atatürkçüdürler, demokrattırlar, sosyaldirler, kimseye karışmazlar. Dinini yaşar ama kimsenin dinine karışmaz. Tam bir Anadolu CHP demokratıdır. CHP seçmenine çok benzeyen bir seçmen. Çok benzer. Ben bu seçmenle kavga edeceğim. Ama seçmen farklı bir şey Sayın Genel Başkan. Ama şöyle bir şey, tabii. Yani şunu söyleyeyim, daha net sorayım. 1 Nisan'dan sonra ki bu konuşulan bir senaryo, Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener aynı masaya oturur da Meral Akşener'in bazı istekleri kabul edilirse, biz İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı safında görürsek Özgür Özel şaşırır mı? Şimdi bakın, elbette şaşırırım, çünkü şu açıdan şaşırırım. Yani ben Meral Hanım'ın tek adam rejimine karşı nasıl bir samimi mücadele verdiğinin geçmişte tanıyım yani. Şimdi eski dosttan düşman olmaz dediğimizin bir de böyle bir karşılığı var. Ama Devlet Bahçeli neler neler söyledikten sonra bunları yaptı. Siyasette neler oluyor? Ama o zaman şey olur. Zaten bu sistemin en büyük sıkıntısı da bu. Siyasal meşruiyeti olmayan bir birliktelik olur. Niçin? Bu seçmenden siz muhalifsiniz. Tek adam rejimini ortadan kaldıracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye bir oy aldınız. Sizin milletvekili sayınız muhalefet seçmeninin size muhalefet edesiniz diye ya da bizimden birlikte iktidar edesiniz diye güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayatına geçiresiniz diye verdiği oy. Şimdi siz oyu arada bir seçim daha olmadan, seçmenle konuşmadan, ona kendi meramını yeniden arz etmeden, yeni bir destek almadan oraya taşırsanız görüntüde AK Parti'nin işte tükenmekte olan %40'ların altına bayağı 35'lere gerilemiş şeyini diyelim milletvekili sayınızla bir noktaya taşırsınız ama siyasal meşruiyet tartışması çıkar. Erken seçim tartışmaları başlar. O yüzden bu öyle şey. Ben zaten Meral Hanım'dan böyle bir şey beklemem ama hani dediğiniz bu sistemin en tuhaf tarafı da o. Eskiden şuydu. Milletvekillerin var. Güven oyu alıyorsun. Hükümet programı var falan filan. Meclis odaklı bir güven oyu sistemi. Şimdi güven oyu yok. Şimdi güven oyu 5 yılda bir milletten. Ama o zaman da negatif valör çalışıyor. Yani sen benden oyu alırken ne dediydin diye soruyorlar. Öbüründe hükümet programını meclisin seçtiği temsilcilere okuyup oylatıyorsun. Başka bir meşruiyetin var. Burada ters valörle ben sana yetkiyi bunun için vermedim ki tartışmasının altından kimse kalkamaz. Bakmayın Devlet Bey'in yaptığı iş bir başka şeydi, o darbe süreci, o hal bilmem ne falan, o kargaşada. Bu pratik siyasette kolay sürdürülebilir bir iş olmaz o. Çok özür dilerim. Çok geriye dönmek istemiyorum ama İYİ Parti'nin haricinde Altılı Masa'nın diğer partileri. Mesela Gelecek Partili herhalde Selim Temurçu söylemiş değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bu biz Murat Kurum'u yani destekliyoruz babında bir açıklama oldu. Selim Temurçu kendisi söyledi. Ben kendisi Murat söyledi. Ama biz pek çok arkadaşımız da böyle düşünüyor dedi. Onu da ekledi, öyle hatırlıyorum. Yani o Altılı Masa'nın sadece İYİ Parti kanadında değil diğer partilerinde de belki Demokrat Parti sizi destekliyor, onu açıkladılar. İlk kez bir şey duyacaksınız ama bu soruya bu cevabı vermek durumundayım. O partiyi bağlamıyor. Çünkü o partinin en üst düzeyinden, genel başkanından bana Selim Temurçu'nun açıklamalarından duyulan üzüntü ve partinin kanaati paylaşmadığı Sayın Başbakan, Sayın Hoca'nın bundan... Ahmet Davutoğlu size söyledi bunu, evet, yani. Doğrudan iletildi. Destekliyoruz dediler mi peki? Yok. Sayın Selçuk Özdağ kanalıyla doğrudan bunu bana iletti. Selim Temurçu'nun görüşlerinin kendi görüşü olduğunu, hocamızı, Sayın Başbakanımızı üzdüğünü, bizim tutumumuzun böyle olmadığını ve bizim kesinlikle Murat Kurum'u desteklemek gibi bir durumumuzun olamayacağını
üzüntülerini iletiyoruz diye ilettiler. Çünkü bunu söylemesem bir zan altında kalıyor Gelecek Partisi. Yani bir başka partiler de böyle. Evet. Evet. Ayrıca bu Sayın Selçuk Özdağ bana bu olay olduktan 3-4 gün sonra geldi. Ertesi gün sabah da basın danışmanlarımız kanalıyla ilk sıcak mesajı iletti. Yani hoca çok üzgünmüş. Bu konuda sizinden bir görüşme talebi olacak veya birisi gelecek görüşecekmiş. Sakın bizim partimize mal etmesinler diye. Ertesi sabah erkenden basın danışmanlarımız iletişime geçti. Peki farklı şehirlerde farklı partileri destekliyor Gelecek Partisi. Çok çok mantıklı gördüm. Ben baktım. Hoş bir strateji. Bu size yarayan bir strateji mi? Yok. Şimdi ben bize yaramak üzerinden okumam. Hani sevindiyseniz size yarıyor olabilir, onun için soruyorum. Ben ilkeli gördüm yaptıkları işi. Öyle mi? Yaptıkları işi ilkeli gördüm. Bazı yerleri yanlış okumuşlar. Çünkü neresiydi ya Rabbim? Yanılmıyorsam Afyon. Anketlerde biz bayağı önde başa baş yarışıyor Burcu Köksal. Orada bir yanlış okumuşlar. Ama onlar bariz. Biz muhalefet partisiysek muhalefete kazandırmak üzere destek açıklıyoruz diye okudum ben. Bütün hepsi öyleydi. Bir tek destekledikleri iktidar adayları da var. Bir tek Afyon'da Burcu Köksal'ın başa baş yarıştığını görmemişler gibi gördüm. O dediğiniz başka bir tercihin sonucu, onu tartışmak benim işim. Evet. Şu Meral Akşener'i bir bitirmek istiyorum. Ondan sonra zaten reklam arasına gideceğiz. Sonra diğer sorularımızdan devam ederiz ama şundan dolayı bu Meral Akşener konusunda ısrarcı oluyorum. Şimdi ben sokağın gözüyle baktığımızda, biz gazeteciler, siz de sokaktasınız ama biz daha farklı yorumlar da duyabiliyoruz. Şöyle bir görüntü çıkıyor. Ya bunlar 8 ay evvel oturmuşlar, koskoca Türkiye'nin bütün sorunlarını çözebilecekleri bir büyük grand koalisyon kurup, altılı masa koyup, Türkiye'nin demokrasi tarihinde olmadığı gibi müthiş iddialı programlar koydular. Ekonomik, sosyal, siyasi, anayasa, haklar, özgürlükler. Ve seçim kaybedildi. Ondan sonra bir daha ne o programlar konuşuluyor, ne bir muhalefetin bir hayali var gibi görünüyor, ne geleceğe yönelik bir vaatte bulunuyor pozisyonunda. Tamam, yerel seçimde adayların bir takım projeleri var ama muhalefet inanılmaz dağınık görünüyor. Hiç öyle bir şey yok. Ve üstelik İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. Bu muhalefetten bir şey olmaz. Şimdi bu algısı olanlar için bu bir sizin açınızdan da bir dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması ve genel merkez, yani adaylar başka ama genel merkezin siyasetinde biz bu ülkenin geleceğine talibiz programının ya da söyleminin sert bir şekilde ortaya konuluyor olamaması. Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Cevabı reklamlardan sonra alacağız. Bu doğru bir şey değil. Yani bu kadar uzun ve bir yorum içeren sorudan sonra buradan şimdi giden olacak, bilmem ne olacak. Bu, yok, tam tersi, merak edip o zaman kalacaklar. Böyle soruları daha kısa sorup cevabı daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım. Peki o zaman isterseniz ilk giriş cümlesini söyleyin, öyle şunu gidelim. Şunu söyleyeyim. Burası İYİ Parti'nin genel merkezi ve bu koltukta Meral Hanım oturuyor olsa bu soru doğru. Sizin yapılmaması lazım dediğiniz hiçbir şeyi ben yapmıyorum zaten. Bizim partimiz yapmıyor. Biz muhalefetle kavga etmiyoruz. Hı-hı. Geçmiş defterleri açmıyoruz. Ayrıca 1 Nisan sonrasına çok önemli bir vizyon koyuyoruz. Partimizin emekten yana, sosyal demokrat tavrıyla, kendi başının üstündeki %25'lik cam tavanı tuz buz etip bu yerel seçimlerde bir hedefi var ama daha sonrasında başka bir hedefi var. Ve CHP sol sosyal demokrat bir parti kimliğiyle, zaten şunu yanlış buluyorum ben. Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimin ittifakını oluşturmaya çalışmak, partileri kimliksizleştiren, birbirine benzeten, adeta koşucuları belinden birbirine zincirle bağlayıp hadi birlikte koşun deyip herkesin bir diğerine mani olduğu ve kendisini iyi anlatamadığı bir şey. Geçmişte ne oluyordu? Seçim oluyordu, bitiyordu. 40 gün süreyle koalisyon konuşuluyordu icap ediyorsa. Şimdi de seçimler gelirken hadi 40 gün olmasın, 90 gün kala ihtiyaç varsa, ben %50'lere yaklaştıysam ihtiyacım kadar ittifak kurarım. Şimdiden gelecek seçime biz hep beraber ancak kazanıyoruz, ucu ucuna kazanıyoruz algısını pekiştirecek bir ittifakın içinde niye olayım? O evrak en mükemmel evrak değil ki, ortak katların en küçüğüdür o evrak. Yani minimum mütabakat metnidir. Biz o evrağa neler koymak istedik koyamadık. Mesela Denizcilik Bakanlığı'nı bile koyamadık. Kendimiz söyledik. O sizin taahhüdünüz, buraya koyamayız dediler. CHP'yi CHP yapan
farklılıklarını ben 4 yıl boyunca anlatayım. Seçime 4 ay kala %42 miyim? %10'luk bir ortak alırım belki kendime. Ama önce kendim bir yere gideyim. Bu sırf benim için değil, bütün partiler için son derece anlaşılır bir şey. Ben geçmiş seçimin defterini kapattım. Eski ittifak ortaklarıma saygılıyım. Ama onlarla çatışma gibi bir işim yok. Kendim 1 Nisan'dan sonra gerçek bir sol parti olarak emeklinin önüne düşerek, emekçinin önüne düşerek, yoksulun hakkını savunarak büyük bir mücadeleyle partimi bu ülkedeki bu bütün sıkıntılara çare olabilecek tek parti olarak gösteren ve bunu halka doğru anlatan bir yola çıkıyorum. Bu yolla da iktidar olmak istiyorum. Koalisyon kurar mıyım, ittifak kurar mıyım? Gelecek seçim yaklaşırken bakarız. Peki, burada virgül koyacağız. Dönüşte hem ekonomiyi konuşacağız ve biraz daha adaylar konusuna da girmemiz gerekiyor. Kısa bir ara verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile beraberiz. Barış Pehlivan ve Şirin Payız'ın ve benim sorularımı yanıtlıyor Sayın Başkan. 31 Mart seçimlerinde ne olacağına ilişkin konuşuyoruz ama Barış Pehlivan'ın bir sorusu var. Sayın Genel Başkan, reklama gitmeden önce bir vurgunuz çok dikkatimi çekti. Sol bir CHP olarak dediniz. Şimdi siz Eylül 2023'te Bir Gün gazetesine verdiğiniz söyleşide şöyle bir cümle kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki CHP saha kaydı ama biz düzelteceğiz. Bunu Bir Gün gazetesine söylüyorsunuz. Şimdi CHP'nin sağa kaydığı dönemde siz de uzun yıllar yöneticilik yapmışsınız. Siz yöneticiyken genel merkeze, belki genel başkana bu eleştirilerinizi iletiyor muydunuz? Aradan geçen 5,5-6 ay içinde CHP'de o sağa kaymaya dair bir düzeltme ya da bir sola gidişata dair bir revizyon yaptınız mı? Şimdi tabii öyle tam o cümleler değildi ama şöyle bir gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi gibi özellikle kitle partilerinde otomatikman kanatlar olur. Ve orada bazıları, yani kimi sağdan gelmiştir onu savunur. Kimi partinin doğru stratejilerinin işte sağ seçmenden oy almak üzere evrilmesini savunur. Tabii herkes fikrini söyler. Parti meclisinde MYK'da özgürlüğe tartışılır. Ama en sonunda ister istemez genel başkan partinin genel politikalarına karar veren noktada olur. O tek başına belirlemez ama tartışılır. Ben bütün bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli noktalarda nasıl davranması gerektiğinde bugünkü tutumumla uyumlu tezlerimi hep savundum. Bunu MYK'daki arkadaşlar, zaten ben bunu kurultayda da ya da il il gezdiğimiz kurultay öncesi şeyde de kimseyi kötülemeden, kimseyi zor durumda bırakmadan kelimeleri dikkatli seçerek hep ifade etmiştim. Kimse de çıkıp hayır Özgür sen bunları böyle demiyordun demediler. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi biz kurultayı geride bıraktık. Zaten kurultayda öncesinde ne dediysek, ne röportaj verdiysek delegelerimiz de bize bir görev verdiler. Şimdi benim işim şu. CHP'nin başının üstünde %25'lik görünmez bir cam tavan var. Bu bazen sahada çalışması gerekeni bile, ya öyle de 25, böyle de 25. Ya da milletvekili listesi yaparken, ya işte zaten %25 alıyoruz. Hiç olmazsa işte bir ittifakın olanaklarını sağlayacak bir dağılım yapalım gibi. Partinin bir türlü geleceğe yönelik kendi hamlesini yapmaya engelleyen bir öğrenilmiş çaresizliğe dönüşüyor. Ben bu öğrenilmiş çaresizliğe itirazın adıyım, sesiyim ve onu deniyorum, ona uğraşıyorum. Bütün gölge kabinedeki arkadaşlarımızla, MYK'daki arkadaşlarımızla beraber. Ama bu konuda aslında çok önemli adımlar da attık. Örneğin benim en nefret ettiğim şey, ki bunu kimse kötü niyetle yapmıyordu ama ya kendimizi anlatamayız, derdimizi söyleyemeyiz, şöyle olur böyle olur diye. Bu AKP ile MHP'nin sorumluluk taşıdığı ve sorumluluğunun tartışılması gereken yerde bunlarla birlikte bazı bildirilere imza attırdık. İlk iş, ben bundan sonra sizin arkanızı hizalanmayacağım kardeşim dedim. Siz ilk önce gelin hesap verin. Ondan sonra çok tartışıldı. İşte şehit cenazesinde protesto oldu. Onunla yıldırabileceklerini düşündüler. Ardından bir süre geçti. Sonra aynı yerde, aynı güvenlik zafiyetleriyle yeniden şehitler verdik. Ve bu sefer yine bir kağıt geldi CHP dışındakilere. Bizim dışımızda imzayı atan partiler bu sefer o imzadan çekindiler. Dediler ki herkes açıklamasını kendisi yapsın.
Yani bir anda o AK Parti ile MHP'nin sorumluluklarını meşrulaştıran toplu imzadan önce tek başımıza çekildik. Çok tartışıldı. Bizim parti içinde de eleştiren arkadaşlar oldu. Gidip oraya imza koyan arkadaşlar oldu. Koyarım diyen arkadaşlar oldu. Ama 20 gün sonra ve o 20 günde bütün CHP sağdan şu. Ha şöyle kardeşim ya ne işiniz var? Onlarla yaktık. Bu küçük bir örnek. Ben CHP'yi örneğin dış politikada Kıbrıs'a giderek, Aliyev'le görüşerek, Bosna Hersek'i ziyaret ederek, Alman sosyal demokratlarıyla iyi ilişkiler kurarak, Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcılığına seçildim. Bu 10-11 yıldır ilk kez olan bir şey. Bunları yaparak CHP'yi dünyadaki akrabalarımızla hem dış politikada etkili bir CHP, hem dış ilişkilerde etkili bir CHP, hem de akrabalarımızla birlikte bölgemizde, Balkanlarda, Avrupa'da ve dünyada solu tartışan, ayrıca da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sol partilerle birlikte de onlara da önderlik yapabilen bir CHP. Bunların hepsinin ilk adımlarını attık aslında. Bir tek Aliyev seçimleri var. Seçimden sonraya kaldı Azerbaycan ziyareti. Şimdi bizim de seçim geçsin diye bekliyorum. Ziyarete gideceğim kendisini. Eğer bir farklı gelişme yaşanmazsa bu süreçte siyasete dair. Ve bu ilişkileri iyileştirmek lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel durduğu yerin bir kere ona göre buna göre değil, kendi doğrusuna göre olması lazım. Bunun da emeğin yanında, emekçinin yanında, ezilenlerin yanında bir çizgide olması lazım. Benim kendi çizgim de budur. Parti için önerdiğim çizgi de budur. Bunu parti meclisinde tartışmaksızın, MYK'da olgunlaştırmaksızın bir kişinin demesiyle olmaz. Hatta dijital demokratik katılım diye artık biz bütün delegelerimizin parti meclisine, parti meclisinin MYK'ya fikir verdiği o platformu da oluşturduk ve 1 Nisan sonrası tüm üyelerin bile parti meclisine fikirlerini söyleyebileceği bir dijital demokratik katılım platformunu oluşturmuş durumdayız. Dünyadaki pek çok siyasi partinin hayalini kurduğu işi gerçekleştiriyoruz veya birçok sol partinin hayalini kurduğu işi. Bunlar önemli işler. Ben partinin kendi kimliğinden, altı oktan vazgeçmeden kendini var eden değerleri, kurucu değerlere sahip çıkarak sol sosyal demokrat, işçi örgütlenmesi için kendini paralaması gerektiğini düşünüyorum mesela. Basın özgürlüğü için kendini paralamasının, gerçek bir basın kanunu için kendini paralaması gerektiğini düşünüyorum. Emeklilerle bir sokakta olması gerektiğini, işçilerle yürüyor olması gerektiğini düşünüyorum ve en net tavrım da şu. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bugün Beyaz Saray karşısında protesto yürüyüşü yapılabiliyor. Polis göstericileri koruyor. İngiltere'de 10 numaranın karşısında, Almanya'da Bundestag'ın karşısında yapılan gösteri, hadi gelsin bakalım burada da saraya doğru bir mendil atmaya kalkmak, o kolunu koparıyor mu koparmıyorlar mı? Böyle inanılmaz bir şey. Mecliste benim grup başkan vekiliyken ki odamın üzerine uçak savar falan yerleştirdiler. Uçakları havada yakalayıp uçak savar harekete geçirecek orijinal bir hava savunma mekanizması falan. Acayip bir vehim, acayip bir korku. Her sokağa çıkan darbeye çıkıyor, her bilmem ne yapan. Böyle bir şey yok. Bunu ısrarla söylüyorum. Bundan sonra kimin hakkı yeniyorsa sokağa çıkacak. Önünde Özgür Özel yürüyecek, Cumhuriyet Halk Partisi yürüyecek. Önümde yürüme, yanımda yürü diyenin yanında. Yanımda değil, iki adım arkadan yürü diyenin iki adım arkasında. Ama sokağa, meydanı böyle kriminal olmaktan, çıkılamaz olmaktan, hakkı aranamaz olmaktan, talebi edilemez olmaktan çıkarıp, kardeşim demokrasi dediğim, parlamento dediğim bu. İngiltere 1200'lerde yaşadı, Fransa 1700'lerde. Meselenin kendisi şu, devletin alan sahibiyle dağıtan şefkatli sol elinin dengesi halkın rızasıyla kurulur. Peki, buna bir ek yapabilir miyim? Tabii. Tam da bunu söylediniz. Emeklilerden mesaj var size. Şunu soruyorlar, neden, biliyorsunuz dün emeklilere zam falan yok, enflasyonu indirdiğimiz gün maaşlarınız iyileşir dedi Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan. Evet. Soruyor, siz dediniz sokak, neden Cumhuriyet Halk Partisi emekliler için sokağa çıkmıyor? Ve yine bir soru, anayasa için sokağa çıkacaktı, niye çıkmadı? Şöyle soralım isterseniz Özgür Bey, bunlar, bu söylediğiniz hedefler, sokakta daha fazla olma, yerel seçimler sonrası için yeni CHP'ye, yeni CHP midir, yoksa bugün bu süreçte de sizi daha fazla sokakta görecek miyiz CHP? Daha ne kadar göreceğiz? Günde 3 kere 5 kere otobüsün üstündeyiz. Emekliler için miting. Şimdi, gibi. Yani yerel seçim mitingleri dışında. Birincisi şu.
biz adalet mitingini, yani anayasaya sahip çıkan adalet mitingini yapmaya karar verdik. Bütün Türkiye'yi çağırdık, bütün partileri çağırdık, bütün görüşmeleri yaptık, bütün otobüsler tutuldu. Otobüslerin yola çıkacağı akşam Kuzey Irak'ta askerlerimiz şehit oldu. Ve bütün il başkanları bu şartlarda bu miting olmaz dedi. O mitingin iki hafta sonrası tam niyetlenirken bir daha aynı saldırı oldu. Sonra artık yerel seçim takviminde her hafta sonu işte 9 ilde, 8 ilde, 11 ilde bizim ön seçimlerimiz vardı. Ve görevlendirilmiş resmi takvimize göre gidiyordu. Yerel seçim takvimine maalesef kurban gitti bizim anayasa mitingi. Yoksa o mitingi düşünsenize. Yapacak mısınız? Çok 5 Kasım'da elbette ki yapmak istiyoruz. Ama bu seçim gündemindeyken ben burada da bir anayasa mitingi yapacağım diyemezsiniz. Yani siz siyaseti çok benden daha yakından ve uzun süredir takip eden insanlar olarak şu anda seçimlere 26 gün kalmış, 25 gün kalmış. Her gün zaten 3 miting yaparken tutup da ben şimdi durun bir de burada anayasa mitingi yapacağım. Anayasa mitingini güçlü kılan şuydu. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunduk ve çok sayıda siyasi parti katılıyordu. Bazı partiler geliriz konuşuruz dediler. Bazı partiler geliriz temsil ediliriz. Kimisi temsilci yollarız dediler. Bütün sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri katılıyordu. Ve inanılmaz bir miting yapmaya hazırlanıyorduk. Keza bu, Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi tamam. meselesi. Orada. Şimdi bu mevzuda, diğer siyasi partiler gel benimle miting yap ya da bu kadar yoğun bir siyasi atmosfer varken efendim işte sivil toplum örgütlerine, sendikalara, DİSK'e gel benim mitingime gel, Türk İş'e gel benim mitingime gel demek olmaz. Yani bu pratik siyaset mantığı içinde 1 Nisan'dan önce farklı temalı bir miting yapmak doğru değil. Hatta bir istismar gibi düşünülür. Yani şöyle algılanır. Kendileri meydanları doldurmak yerine bu milleti anayasa şeyiyle kendi mitinglerine çağırıyorlar denir. Bu doğru olmaz. Yani bunu eğri oturup doğru konuşalım. Ama şöyle bir gerçek var. Emeklilerle ilgili ben her gün miting yapıyorum. Bakın bütün gün mitinglerimde şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor. Ben onunla kimlik siyaseti üzerinden kavga etmeyeceğim. Şunun üzerinden, bunun üzerinden etmeyeceğim. Emekliler için edeceğim, yoksullar için edeceğim, güvencesizler için edeceğim diye konuşuyorum. Ve şunu yani gerçek çok genel olarak da hakkımı veriyorlar. Bu paylaşımı veya size yazan ne diyor onu bilmiyorum ama. Sorular gelmiş emeklilerden. Bu tansiyon bizim yoktu. Yani emeklileri 7 bin lirayı 10 bin lira yaptılar. %33 gibi komik bir zam verdiler. Ve sonuçta emekliler sokağa çıkmadılar. Ve ben o günden beri emeklilere yapılanın büyük bir haksızlık olduğunu, 3 Kasım 2002'deki emekli maaşının 1,5 asgari ücret olduğunu, onun karşılığının bugün 26 bin lira olduğunu, 10 bin liranın 0,59 asgari ücret olduğunu, 7500 lira olan en düşük maaşa %33 zam yapmanın, gerçek enflasyonun %120 olduğu bir yerde emekliyi perişan ettiğini ve emeklinin hakkının verilmesi gerektiğini söylüyorum. Kanun teklif verdik, emekli kart çıkarın. Elektrik, su, doğalgaz %25 ila 40 ucuz olsun. Şu hizmetler bedava olsun. Ve her bir emekliye en düşük emekli maaşı alanların maaşı asgari ücrete tamamlanacak şekilde bir tamamlayıcı sigorta gibi bir şey yapalım. Yani ödeme gibi bir şey yapalım diye önerilerde bulunduk. Her günde bir başka örnekle. Örneğin 1000 liralık ilk çıktığında emeklilere bayram ikramiyesinin 24 kilo kıyma aldığını, bugünkü 3 bin lira ikramın 6 kilo kıyma aldığını, emeklinin iftar sofrasından, emeklinin kursağından, emeklinin buzdolabından 18 kilo kıymanın çalındığını, bir başka gün bir başka örnekle ayçiçeğiyle, tereyağıyla sürekli emeklinin sorununu gündemde tutuyorum. Ama şöyle bir şey var, soruyu soran emekliye çağrım şudur. 1 Nisan'dan sonra mitingler bitecek. Bir gün emeklilere gelin hakkınızı birlikte arayalım diyeceğiz. O gün sokakta olmaya çağırıyorum ben onu. Bu terörizm falan değil. Biz çam çerçeve kırmaya değil, emeklinin hakkını almak için emeklileri direnmeye, işçileri direnmeye, sendikal hakları almak için işçileri direnmeye çağırıyoruz. Biz meydanları dolduracağız, sokakları dolduracağız, vurmayacağız, kırmayacağız, asla ve asla bir şey yapmayacağız. Yani terör yaratmadan ama hak arayacağız ve bu ülke tepki ve protestonun bir hak olduğunu yeniden hatırlayacak. Bu bir anayasal geri kazanım sürecidir. Şu anda biz
Hepimiz suçluyuz bunda. Ama anayasal olarak hak olan şeylerin kullanılamaz hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Ve bu anayasasızlaştırmadır. Bu gösteri, toplantı gösterici hakkını insanları kriminalleştirerek, şeytanlaştırarak, tehdit ederek o hakkı kullanmaktan men etmektir. Fiili durum yaratıyorlar. Ben bunun karşısında en önde olacağım, en önde. Peki, müsaade ederseniz ben şuradan bağlayayım. Ekonomiye girdiniz, emeklinin durumu, zam filan, onlardan tabii bahsediyorsunuz biraz. Emekli sorulmuş da tabii söyledim. Tabii, yok şöyle. Zaten istiyordum bunları anlatmak. Tabii tabii. Ben biraz tekrar siyasete döneceğim. Siz hep diyorsunuz ya. Ama bu siyasetin ta kendisi bu aslında. Kesinlikle öyle. Esas siyaset bu kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. En işe yarar siyaset de burada yapılıyor. Ondan eminiz hepimiz. Siz hep grup toplantılarında dem değil, zam konuşacağız biz diyorsunuz. Aynen onu yapıyoruz. Ben o deme bir döneceğim şimdi. Çünkü konuşmak lazım. Tamam, burada. Ona dönmeden ben şunu söyleyeyim. Tabii. Siz deme dönün. Bugün ben 26 gazetede vardık. 18'inde size WhatsApp'larınızı ayrı ayrı açacağım. Zaten siz de takip ediyorsunuz. Emekli meselesi meydanların gündemiydi. Bizim 20 gündür söylediğimize en son Tayyip Erdoğan'ın birincisinde emeklilerin keyfi yerinde, onu birisi kışkırtıyor beni, emekliyi kışkırtmaktan evet susuyor. Hatta daha da kötü bir kelime söyledi. O böyle hani şey yapıyor, arzularını kabartıyor ama argo olduğu için tekrar etmek istemiyorum. Emeklileri kışkırtıyorlar diyor. Ya 10 bin lira veriyorsun, ev kendinin değilse kira olduğunda bir emeklinin tek başına yaşaması mümkün değil artık. Bir de buna emekli aslında kışkırılmayacak, Özgür Özel kışkırtıyor diyor. Ben ısrarla bunları söylüyorum. Bugün 23-24 haberin 16'sında emeklilerle ilgili bizim söylediğimiz örnekler, emeklilerin kendi talepleri ve Erdoğan'ın verdiği cevaplar var. Emekli meselesi ki şu anda toplumun en mağdur edilmiş kısmı, asgari ücretli de öyle. Bir de işsizler var, onları hiç konuşan yok. Bu bir ana gündem oldu. Bundan önce biz çok da üzülürdüm. Gidiyorum bir yere. Son sözüm şu, hep bana şey derdi insanlar. Ya ekonomi konuşun. Kardeşim ekonomi konuşun. Milletin derdini konuşun. E tabii genel başkan olunca buna karar verince yapabiliyorsun. Grup başkan vekili olarak işte ben bir altın kartla uzun süre mücadele ettik ama o zaman altılı masanın bir başka gündemi vardı ve bu ekonomiye bu anlamda makroekonomik söylemler vardı. Merkez Bankası bağımsızlığı falan ama hani böyle mercimekli, ekmekli, ayçiçekli, zeytinli, zeytinyağlı bir ekonomi konuşabilmek, çeyrek altın üzerinden ekonomi konuşabilmek mümkün değildi. O anlamda da bu sürecimizi ben başarılı buluyorum. Ama esas mesele 1 Nisan'dan sonra bir büyük mücadele başlatacağız. Ekonomi alanında mücadele. Anayasal hakların geri kazanımı, bunun barınmak da haktır. Yani sen üniversiteye kayıt yaptıracaksın öğrenciyi, sonra ev kiraları çok, yurtta çıkmadı diye kaydını donduracak döndük. Anayasal barınma hakkını da savunacağız. İnsanların karnının doyması, yani sağlığın bir bütün olarak ruh sağlığı ve beden sağlığı dahil iyi bir beslenmeyle başlayan sağlık hakkının da arkasında barınma hakkının, beslenme hakkının duracağız. Bunun yanında tepki ve protesto hakkının da arkasında duracağız. Anayasal geri kazanım sürecini böyle çok geriledik muhalefet olarak, toplum olarak, kendi kalemizin önünde. Şimdi hep birlikte hani bazen olur ya, top havaya dikilince stoper çık der, bütün defansı orta sahaya kadar çeker. Ben bütün toplumsal muhalefeti dilim döndüğünce, gücüm yettiğince bizim kalenin önünden önce bir orta sahaya kadar çıkarmam lazım. Defansı önde kuracağız. Sonra en iyi savunma hücumdur. Hücuma geçeceğiz. Başka çaresi yok. Şimdi iktidar kanadı, hatta medyanın bir bölümü sürekli DEM-CHP işbirliği, DEM-CHP ittifakı, işte Sayın Bahçeli gitsin onlar demlensinler ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer şeyler söylüyor. İyi Parti. İyi Parti de yapıyor. Evet. Doğru, yani şimdi bunlara nasıl bakıyorsunuz? Yani bir yere itinmeye mi çalışılıyorsunuz? Buna karşı bir refleksiniz olacak mı? Ya da şunu mu söylüyorsunuz? Yani ya tabii herkes, bütün partiler ittifak yapar, ne olacak mı diyorsunuz? Ve gerçekten de yerel seçimde bazı yerlerde DEM'le bir ittifakınız, bir anlaşmanız, uzlaşmanız var mı, olacak mı? Şimdi ittifak dediğiniz bir ittifakın senedi olur. Geçmişte yaptık. Zaten yerel seçimlerde böyle bir şey yok. Bunun yanı sıra
bir işbirliği imkanı olacak olmayacak konusunda ben çok net şöyle bir şey söyledim. Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi, hani bana deseniz ki daha önce bunu gerçi daha önce de söyledim, çok özgün olmayabilir ama ikinci kez üçüncü kez belki söylüyorum. Bana deseniz ki işte Sayın Özgür Özel, partinizle övünebilirsiniz, bir hakkınız var. Tek jokeriniz. Neyinle övünürsünüz? Ben şundan övünürüm. Bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti biziz. Bütün partiler, mecliste grubu olan bütün partilerle eşit, etkili, seviyeli bir ilişki götürürüz. Ama bir yandan baktığımızda şöyle bir mevzu var. Biz demle mecliste görüştüğümüzle, işte onların bize ziyarete geldiğinde, bizim onlara ziyarete gittiğimizdeki görüşmemiz normal siyasi parti ilişkileri sınırları içinde ilişkilerdir. AK Parti, MHP bu görüşmeyi yapmaz, bayramda bile sıkışmaz. Mecliste arka odada bayramdan sonra bir görün birbirlerine nasıl sarılır. Hiç de kötü bir şey değil. Ben de hakkı sarılan olacak sarılırım. Ama neden dışarıda bu insanlar şeytan da içeride kardeşim gel bir sarılayım. MHP'nin, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin grup başkan vekilleriyle, HDP'nin grup başkan vekilleri, meclis başkan vekilleri çok samimidir. Olması gereken de budur. Arkada aynı masada her akşam yemek yeriz. Neredeyse aynı çorbaya kaşık atarız. Ekmeğimizi bölüşürüz. Şakalaşırız, gülüşürüz. Kamera önünde ben bunu sürdürdüğümde demleniyor oluyorum. İçeride bunları yapıp dışarıda küsüz diye sahtekarlık yapanlar milliyetçi oluyorlar. Bu arkadaşlar son derece milli bir duruş sergiliyorlar. Aradaki duvar mı şey? Yani milletin görmemesi mi senin ilişkini meşru kılan? Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar. Geçmişte yapmışlardı, yaptılar, yine yapabilirler. Her parti yapabilir, arka kapı diplomasisi yapabilir. En çok bunu yapan AK Parti'dir. Bası sıkıştı mı hemen bir aracı yollar. Tarihte ne örnekleri var? Hani Deniz Beylioğlu'nu da biliyorsunuz. Bir sürü örneği var. AK Parti bunu yapar. HDP ile de yaptı. Demle de yapar. Yapmasını da şeytanlaştırmam. Esas mevzu şu. Kapının önünde el sıkışana demleniyor. Hain, teröristle pazarlık ediyor. İçeride yapınca millet görmüyor. A haber vermeyince sanki bu. Ben bu ikiyüzlülüğe bir kere bir itirazım var. Bunu söyleyeyim. İki, bu süreçte biz gittik geldik, kamuoyunun önündeydi. Bir büyük işbirliği yapılabilir miydi? Artısı eksisi hesaplanırdı. Ama böyle bir imkan olmadı. Şu an demle bir ittifak, bir büyük işbirliği orada o kazandırsın. Burada bu İstanbul'da aday çıkardılar. Yani mesela Manisa Turgutlu'da adayları var ve Turgutlu'da demin kritik oyu var. Birçok yerde İzmir'in bütün ilçelerinde, İzmir Büyükşehir'de, Antalya'da, Adana'da, Balıkesir'de, Bursa'da, yani say say bitmez her yerde adayları var. Bundan da normal bir şey yok. Çünkü biz onlarla bir anlaşmaya varıp da sen burada ben burada yokum demedik ki birbirimize. Kent uzlaşısı meselesini soruyorlar. Kendi soruyor cevabını bilen gazeteci arkadaş. Ben cevaplıyorum. Usanmadan cevaplıyorum. Bu sefer işlerine gelen gazete Özgür Özel işbirliğini itiraf etti diyor. Öbürleri de vay efendim küçük gördü, hakir gördü, bilmem ne yaptı diyor. Net. Kent uzlaşısı tanımı HDP'nin parti meclisinin tanımıdır. Şimdiki demin parti meclisinin tanımıdır. Dedikleri basitçe şu. Bana uyan bir aday gösterirsen, kent hakkını koruma, kent suçlarına karşı durumu, işte Kürt seçmene karşı verdiği hizmette eşitlik falan filan ıvır zıvır yaparsan, doğa, çevre, yeşil, ekoloji falan, parti meclisi tanımı. Kent uzlaşısı sağlanırsa destekleriz diyorlar. Bazı yerlerde kent uzlaşısının sağlandığını söylendi ve adayları yok, destekliyorlar falan. Vay efendim ittifakı itiraf etti. Olan bu. Karşı tarafta açıklıyor, biz de söylüyoruz, başkası da söylüyor. Geçen gün bir gazeteci arkadaş şöyle bir ifade kullandı. Ya dedi ki, belediye meclis listelerinizde yer verdiğiniz söyleniyor. Orada da DEM de liste çıkarmış ki çıkarmayabilir. Birçok yerde de birçok parti çıkarmıyor. Bizim bile belediye meclis listesi çıkaramadığımız seçim bölgeleri var. Güç meselesi bu. Bir sürü adam bulacaksın yani. 32 tane parayı yatıracak, evrakını alacak, teslim edecek, ümit yoksa nereden bulacaksın bu insan kaynağını? Dedim ki bakın, sizi X ilçesinden aday gösterseler, siz de beni arasanız, sevgili Özgür Başkan, siz tecrübeli bir siyasetçisiniz,
ben belediye başkan adayı oldum. Başarılı olmak için yapmam gereken nedir deseniz, iyi bir belediye meclis listesi yaz derim. Nasıl yazılır derseniz, oranın sosyolojisine bak derim. Sosyoloji ne derseniz, ya orada bak bakalım göçmen mi var, işte Kürt mü var, Zaza mı var, Pomak mı var, Tokatlı mı var, Sivaslı mı var, bir bak derim. Onları temsil eden isimleri yer ver derim. E nereden bulacağım ben bunu deyince, kanaat önderleri vardır, git onlarla konuş derim. Bu böyle ilerler. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi filanca yerde adayını çıkarmış, belediye meclis listesinin 4. sırasında, 7. sırasında işte adaylar Kürt adaylarmış, Kürtlerden ayrılmış, vay efendim bilmem ne. AK Parti bunun daniskasını yapmıyor mu arkadaşlar? Yani şeyin doğuda, güneydoğuda AK Parti varsa, Doğu Güneydoğu'daki belli aşiretlerin, belli çok yaşayın, mutlu yaşayın. Teşekkür ediyorum. Belli ailelerin, belli aşiretlerin, belli sosyolojilerin ana damarını yakalayarak yapmıyor mu bunu? Yıllarca ANAP, Doğru Yol, sağ siyaset bunu yapmadı mı? Şimdi efendim İstanbul'un Manisa'da bir ilçede demin belli bir oyu varsa oraya onların Kürtlerin, Kürt demokratların da oy verebileceği bilini buyup koysan bunun neresi bölücülük? Bunu her parti yaparken iyi de CHP, AK Parti'ye helal olan ne zamandan beri bize harammış yani? Ben anlamadığım bir iş. Peki. Bir acayip bir şey yani. Şimdi ben 1 Nisan'dan sonra Türkiye'nin daha fazla konuşacağını düşündüğüm bir konuyu açmak istiyorum. O da şu. Şimdi siz de biliyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan bütün iktidarları sürecinde ittifak yaptığı kadar ittifakları bozup yeni ittifaklar kurmasıyla da bilinen bir siyasetçi. Şuraya getireceğim lafı. Türkiye'nin bir gizli gündemi var. Bu da Sinan Ateş cinayeti. Evet. En son belki biliyorsunuzdur. Türkeş'in çocuklarından birisi bizzat Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Cumhur İttifakı'nın en önemli ortaklarından birisinin iki yöneticisinin ismini vererek Sinan Ateş'in cinayetinin şüphelilerinden birileri olduğunu iddia etti. Karşılıklı tehditler geldi vesaire. Ve biz bir yandan da bakıyoruz bir türlü sonuçlanmayan bir Sinan Ateş cinayet soruşturması söz konusu sürekli savcı görevden alınıyor. Şimdi siz Sinan Ateş cinayetini basit bir adi cinayet olarak mı görüyorsunuz? Bunun Türkeş'in çocuğunun iddia ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir bağı olduğu savına katılır mısınız? Şimdi sava katılmak başka bir şey. Kuvvetli şüphe veya kasta varan bir takım durumların ortaya çıktığını görmek başka bir şey. Ben o iddianın sahibine aittir ve ispatla kendisi mükelleftir ayrı bir şey. Ama şöyle bir gerçek var. Veya şunu söyleyeyim ben size. Ben Sinan Ateş'in sayın eşini aradım. Dedim ki ben genel başkan değildim. Sayın genel başkanımız sizinle irtibat halindeydi. Sizinle konuşuyordu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu, tavrını aynen sahipleniyorum, sürdürüyorum. Biz buradayız dedim geçmişte. Göreve geldikten belki bir hafta 10 gün sonra... Veya işte cinayetin yıl dönümüne yakın bir zamanda belki bir ay sonra falan. Ama bakış açım şu. O cinayet herhangi bir cinayet değil. O cinayetin içinde bir takım kriminal ilişkiler var. Bir takım uyuşturucu bağlantıları var. O cinayetin içinde Sinan Ateş'in kendi parti içinde yani ülke ocaklarındaki tutumu, tavrı, ayrışması, parti içindeki siyasi pozisyonu, bir liderlik pozisyonu ve buna karşı gitgide artan bir gerilim var. O sırada da böyle bir cinayet işleniyor ve o cinayetin bir tarafı da yani herhangi bu kadar ayan beyan işlenen bir cinayet siz de çok daha iyi biliyorsunuz. Çorap söküğü gibi şimdiki teknolojik imkanlarla her yer mobese, her cep telefonu inanılmaz iz bırakıyor. Bizim burada dördümüzün burada oturduğunu konum bilgilerinden herkes takip ediyor. Aramızda kaç metre olduğunu biliyorlar artık yani. Öyle olunca elde şüpheliler, ifadeler falan varken bir savcıyı hani bir rahat bırak şu televizyonlarda birçok çocuğun izleyip de yargı dizilerinde hukukçu olmaya karar verdiği gibi çorap söküğünü söker gibi pırrrt diye sözerler. Ama bu yürümüyor. Neden yürümüyor? Bir savcı biraz iyi gidiyor, görev yeri değiştiriyor. Bir savcı gidiyor, bir bakıyorsun rapor alıyor. Savcıyı tehdit ediyorlar, savcı çekiliyor, yenisi geliyor derken bir o bahsedilen isimler Ankara'da çok konuşuluyor.
ve bu isimlerin doğrudan bir bağlantısı olur ve burada bazen de iş o kadar hani nettir ki, herkesin gözünün önündedir ki, hani bir çocuğun kral çıplak diye bağırmasına mı ihtiyaç vardır? Ya Sinan Ateş gibi bir isim. Bir bizim herhangi bir ilçemizin gençlik kolları yöneticisi vefat ettiğinde biz bütün parti taziye yayınlıyoruz. Gencecik bir arkadaşımız. Örneğin yani Allah vermesin, Manisa ilinin X ilçesinin gençlik kolları yöneticisi vefat etse Ordu Gençlik Kolları Başkanımızdan Ankara İl Başkanımıza kadar herkes taziye ve üzüntü yapar, fotoğrafını paylaşır. Bırak ki Ülke Ocakları Genel Başkanlığı gibi, yani bizim Gençlik Kolları Genel Başkanlığı hatta dışarıda bir yapı, çok farklı bir yapı. Oradaki genel başkan sokak ortasında vurulacak ve hakkında bir tane tweet atılmayacak ya. Kimse atmayacak. Bir büyük bir disiplin halinde en tepeden en aşağıya kadar bir parti atmayacak. Şaşırıp da bile atmayacak yani. Bir milletvekili cenazeye gitmeyecek. Bir parti meclis üyesi veya işte MKK üyesi taziyede bulunmayacak. Eşini sormayacak. Bu nasıl bir suskunluk, nasıl bir derinlik, nasıl bir kasvet, nasıl bir günah bu? Yani acayip bir şey var burada. Şimdi bu kadar açık aslında yani. Bu kadar net. Benim hani böyle televizyonlarda oluyor ya, ben çocukken hep şey diye düşünürdüm. Jürili yargılama sisteminde ben jüri olsam ne hissederdim? Ben jüri olsam sırf atılmayan tweetlere, gidilmeyen namaza, verilmeyen taziyeye bakarak kanaatim oluşurdu benim zaten. Ben yerel seçime dönmek istiyorum Özgür Bey. Şimdi siz biraz önce yerel seçimi anlatırken bir taraftan da 1 Nisan sonrasında partiyle ilgili neler düşündüğünüzü de anlattınız seyircilerimize. Yani nasıl bir perspektifle baktığınızı. Şimdi Kürt seçmen için soracağım bu soruyu. Dem biz de ağırladığımızda, konuk ettiğimizde şöyle diyorlar. Ya bu herkes için yerel seçim olabilir ama bizim için aynı zamanda var olma seçimidir. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da kayyumlar var. Seçmenimize bir şey söylemek zorundayız. Var olmak zorundayız. Artık karşımızda AKP var, devlet var. İleride belki biz tekrardan bir müzakere ya da görüşme sürecine başlayacağız. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt seçmenin oy verme trendiyle büyük şehirlerdekilerin aynı değil. Siz bu programda eğer dem çerçeveyi böyle kuruyorsa Kürt seçmene ne dersiniz? Madem ileriye dönük de bir perspektif çiziyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde Dem Parti'nin tabanından da seçmenler olduğunu şey görüyoruz. Şimdi, geçişkenlik var. Kürtlerle arama kimse giremez demişti Ekrem. Kürtlerle arama kimse giremez dedi Ekrem Bey. Fakat siz CHP Genel Başkanı olarak mesela İstanbul'daki, İzmir'deki, bunlar hep Kürt seçmenler için önemli şehirler. CHP'ye nasıl bakmasını söylersiniz? Çünkü şöyle bakıyorlar. AKP, devlet, İleride onlarla iş yapacağız. Kayyumlar var, cezaevinde tutuklular var, mahkumlar var vesaire vesaire. Ne dersiniz bu noktada? Şimdi birincisi bütün partilerin yerel seçimleri kendi gözleriyle, gözlükleriyle bakmaları, değerlendirmelerini ona göre yapmaları, ona göre çıkarımlarda ve sonrasına göre ona göre siyasi taahhütlerde bulunmasından daha normal bir şey yok. Ben yani bunu İyi Parti için de zavallı anlayış gösteriyorum. Çünkü sürekli bir ittifaka mecburiyeti kimsenin yok. Ve bu mevzuyu böyle ben geniş bir siyasi perspektifle bakarak alıyorum. Hatırlarsanız siz CNN'deyken biz birlikte referandum öncesi programlar yapmıştık. Yani evet, sizin konuğunuz olmuştum iki kez. Bir tanesi bayağı şey, benim oradan bir sürü böyle parça parça sonradan paylaştığım o günkü tespitlerimin ne kadar doğru çıktığına yönelik mevzular vardı ve birlikte çok sağlıklı tartışmışız. Bence siyaset bu tip tartışmaların yapılmasının gerektiği, fikirlerin olgunlaşmasının gerektiği, bazı tezlerin ortaya atılmasının ve üzerinde konuşulması gereken derinlikli, içerikli ve böyle tüketmeye yönelik değil, üretmeye yönelik, çözümler bulmaya yönelik bir mevzu olması lazım. Maalesef çok gündelik gidiyor, çok böyle klişe gidiyor. Çok ezbere gidiyor. Biraz önce söylediğim gibi çok samimiyetsiz gidiyor. Kapı komşun Kürt, birlikte yaşıyorsun. O da bir temsilci yolluyor. Sen de yolluyorsun. Sonra onlar burada birbirleriyle
didişecekler. Bunun üzerinden bir kutuplaşma olacak, bunun üzerinden bir şekillenme olacak. Bu ülkede Kürtler ve Türkler, bu ülkede etnisitesi farklı olan insanlar, bu ülkenin eşit vatandaşlık çerçevesinde, anayasal eşit vatandaşlık güvencesinde tam ve eşit olarak yaşamalılar ve bu birlikteliği hep birlikte sağlamalıyız. Böyle bir şeye katkı konacaksa Adalet ve Kalkınma Partisi gibi işte harekete çıktığı yerden çok daha başka yerlere savrulmuş ve temelinde tutucu, temelinde fevkalade başka angajmanları olan ve siyaseti pragmatizm, faydacılık üzerine yapan, kurgulayan kadroların bu meselelerin çözümüne sağlayacağı katkıdan çok sosyal demokrat partilerin, sol partilerin bu meselelerin daha sağlıklı zeminde tartışılmasını sağlaması lazım. Ben o süreçte tabii önceki genel başkanımızın bazı tutumlarıyla ilgili işte kurultay sürecinde eleştirilerde bulunduk. Ama geçmiş dönemde en doğru yapılan işlerden bir tanesi şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi bu o zamanki işte BDP'ydi herhalde meşru siyasi muhatapları meclisteki. Onlarla, onlar üzerinden Abdullah Öcalan'la bir barış süreci başlattılar. Bir görüşme süreci, bir çözüm süreci başlattılar. Orada Kemal Bey önce bir şey söyledi. Ben böyle bir sürece kredi açarım dedi. Akşamına al kredini başına çal cevabı verdi. Ama arkasından da dedi, şunu söyledi. Bu partiler arasında parti odaklı, parti merkezli olmamalı. Büyük bir başarısızlığa kapı aralar. Bu mecliste konuşulmalı. Dedi. Mecliste konuşulmalı, meclisi odağına almalı. Biz de olmalıyız, MHP de olmalı. AK Parti de olmalı, işte bugünkü DEM de olmalı, İYİ Parti de olmalı. Meclisin denetiminde olmalı ve bir ulusal mütabakatla ilerlenmeli. Birbirinize veremeyeceğiniz sözler, tutamayacağınız sözler vermemelisiniz. Olabildiğince şeffaf olmalı. Elbette ki hani o pre-negotiation denen, yani müzakereler öncesi dönem mahremiyetine bir muhtaçlık her zaman vardır. Ama belli bir dönemden sonra kamuoyunun merak ettiği sorulara net, şeffaf, açık, tatmin edici cevaplar vermelisiniz. Bunlar aslında çatışmalı süreçlerin çözümü konusunda dünyanın da deneyimlediği, Türkiye demokrasisinin de üzerinde konuşması gerektiği bir şeyken orada aman biz bu sorunu çözeceğiz. İşte birisi fikir ortaya atıyordu, Abdullah Öcalan'a villa verelim, ev hapsi yapalım, öbürü bilmem ne falan. Ama hepimizin bildiği bir şey vardı. Bunu bir ulusal mütabakatla herkesin içine sindirerek ilerlemezseniz akamete başarısızlığa uğradığında çok daha büyük çatışmalar, çok daha büyük çözümsüzlükler. Ve biz çok ağır bedeller ödedik bunun üzerine. Şimdi 1 Nisan sürecinden sonra Türkiye'de herkes oturacak ve hem seçmenin sandıkta verdiği mesajı... Leyla Zana bu iş çözülürse yine Erdoğan'la çözülür dedi. Onu da Leyla Zana'ya sormak lazım. Benim cevaplayacağım bir konu değil o. Yani Leyla Zana böyle diyorsa Leyla Zana cevaplayacak onu. Ahmet Türk öyle diyorsa Ahmet Türk çok sevdiğim birisidir. Ahmet Türk yanıtlayacak onu ondan sonra. Ama benim bildiğim bir şey var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu durumdan çok rahatsızız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçebiliyorlar. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçebiliyor. Rize'de Rizeliler seçiyor. 3 liderin Kocaeli'de Kocaeliler seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar yerel yönetici seçemiyorlar. Seçiyorlar, ardından tak diye kayyum atanıyor. Ve özellikle de Diyarbakır'da Selçuk Bey, ben burada oturuyordum, şurada oturan biriydim. Milletvekili oken temiz kağıdı alıp gelmişti. Cerrahtı, doktordu. Şurada oturuyordu, parlamenter faaliyet içindeydi. Partisi de en uygun aday olarak onu Diyarbakır Büyükşehir aday gösterdi. Bir kez daha temiz kağıdı aldı milletvekili olmasına rağmen. Olabilirsin dediler. Kusuru Selçuk Bey seçimi kazandı. O gece soruşturma başlatıp yanılmıyorsam 19 gün sonra kayyum atayıp alıp hapse koydular. Hala hapiste. Şimdi ben yüzlerine söyledim. Ben Sayın Bahçeli varken, ben yüzlerine derken AK Parti'nin diyeyim, buradan Sayın Bahçeli'nin o konuda tutumunda bir değişiklik yok. Sayın Bahçeli salondayken, AK Parti'nin grup başkanı, bakanlar oradayken söyledim. Ya sizin hikayeniz bir Siirt üçlemesi barındırıyor. Siirt meydanında okunan bir şiir var. İşte camiler, kubbeler, miğfer, minareler, süngümüz falan diye. Bundan bir sorun üretip
siyasi yasak geldi Erdoğan'a. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi siyasi yasaklı birisinin genel başkan olduğu parti en çok oy aldıysa o kişi başbakan olmalıdır deyip anayasa değiştirdi sizinle. Siirt'teki milletvekilleri birlikte istifa ettirildi. Siirt seçimleri yenilendi ve o Siirt'ten Recep Tayyip Erdoğan milletvekili oldu ve başbakan oldu. Yine Siirt. Şimdi Siirt kendine bir belediye başkanı seçti. Tayyip Erdoğan Siirt'in o iradesine kayyum atadı. Nereden geliyoruz, nereye geliyoruz? Ben bunları konuşunca dönüyorlar oradan demir savundu. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir. Ben bir Pervin Çakar, Kürt opera sanatçısı. Ben hangi opera sanatçısı? Ben de çiçek verdim, belediye başkanımız da verdi. Hangi opera sanatçısı elini uzatsa o kadar iyi bir performanstan sonraki öyle elini uzattığında elini öpmüşüm. Efendim şunun elini öptü. Ya mesele ne biliyor musun? Bir Türk sanatçının elini öptüğünde sorun olmuyor da bir Kürt sanatçının elini öptüğünde oluyorsa burada çok acayip bir ayrımcılık var. Yani beyler mecliste tutanak altında başka konuşuyorlar ama zihinlerinde çok başka bir şey var. Bana sordular sonra ya acaba yine yani pişman mısınız? Ne pişman olacağım dedim. Yine olsun yine öperim. Bu hiç olmazsa Kürtlerin övündüğü bir sanatçı bu. Dünya çapında bir opera sanatçısı. Ben Almanca biliyorum. İnanılmaz Almanca eserler okudu orada. Ağzım açık dinledim. Ben bir de bu kadar hani hep böyle İtalyanca falan olur. Pervin Hanım Almancayı sonradan öğrenmiş ama Almanca opera şarkıları. İnanılmaz ağzım açık dinledim böyle. Bir de belki aksanı da bize uygun. Bir Alman'dan daha da şey anladım o operayı. Eşimle birlikte gitmiştik. Pervin Hanım'ın elini öptüğü şey. Adamlar bir Türk'ün eli öpülünce hiçbir sorun yok. Hatta bir İsrailli opera sanatçısının, bir Yunan opera sanatçısının hep en çok düşmanlığı onlarla kendilerini bir arada tutmak için yok. Ama bir Kürt'ün örttüğünde vay efendim de vay. Şunu muymuş, bunu muymuş. O yüzden bu meselelere başka bir yerden yaklaşmak gerekiyor. Ekrem Bey arama Kürtlerle kimse giremez demiş. Ondan sonra bizim bütün belediye başkanlarımız gerçekten, gerçekten hiç ayrım yapmadan Kürtlere de Türklerle aynı eşit hizmeti, bütün gruplara, farklı etnistelere mezhep ayırmadan, etniste ayırmadan yaptıkları için bugün bu kadar ittifaksız olduğumuz halde ben inanıyorum. Çünkü Kürtler Ekrem İmamoğlu'ndan razı. Kürtler Ankara'da Mansur Yavaş'tan razı. Çünkü o pandemide 3 tane maskeyi dağıtamazlarken yoksulu etnistesine göre ayırmadı Mansur Yavaş. En çok Mansur Yavaş'a hani MHP'li mi, eski ülkücü mü, yani hala ülkücüdür muhakkak da eski MHP'li mi, onu mu yapar, bunu mu yapar insan ayırmadan. Mersin'deki memnuniyeti bir görün Vahap Seçer'den. Adana'da Zeydan Karalar'la Kürtlerin ilişkisini görün. Yani inanılmaz çok olumlu şeyler var. Reklama az zamanımız kaldı. Ben seçime katılacak neredeyse bütün partilerden bahsettik. Şu Yeniden Refah'ı da bir sormak isterim size. Çünkü Yeniden Refah da Cumhur İttifakı tarafının yumuşak karnı gibi görünüyor. Neden? Çünkü daha çok o kesimden oy alacağı düşünülüyor. Yeniden Refah'ın etkisi ne olacak? Siz onların kendi adaylarıyla gitmesini, seçime katılmasını bir avantajı olarak addediyor musunuz? Yeniden Refah'ın bence AK Parti seçmeninde turnusol etkisi oldu. Ben onu çok önemsiyorum. Şöyle ki oldu. Turnusol biliyorsunuz bir sıvının asitlik, bazlık durumunu gösterir. Gerçek değerini gösteren kağıttır. AK Parti'nin ne olduğunu gördü herkes. 14 Mayıs'a kadar kapısını çaldıkları, ittifak teklifi ettikleri, yere göğe koyamadıkları, Erbakan hocamızın gerçek partisi budur, saadet değildir dedikleri parti, aynı İyi Parti nasıl hür ve müstakil olacağım dedi. Ben ne diyorum, canları sağ olsun. Çünkü ya bana mahkum değiller ki. Ben Millet İttifakı'nın tapu sahibi veya bonservisleri bende değil ki bu ittifak ortaklarının. Seçmenine en doğru kendini nasıl izah edecekse o kadar canı sağ olsun deyip geçersin. Ne ağza alınmaz lafları diyor Tayyip Erdoğan. Şimdi hani onları ben tekrarladığımda sanki böyle şey gibi olacak. Aralarına nifak sokmak falan, hani Allah birbirlerine bağışlasın, bir şey demiyorum. Ama neler söylüyor? Daha düne kadar birlikte olduğuna sadece kendi adayını çıkardı diye. Ya benim
karşımda benim adaylarımın karşısında 3, 5, 6, 7 tane bir yıl önce ittifak halinde olduğum partinin adayı var. Birine bir laf etmem. Çünkü demokrasi böyle bir şey. Hazmetme kapasitesiyle yürütülür. Efendim orada şey yapmış, ağzına geleni söylüyorlar, hakaretler ediyorlar, sosyal medyadan troll saldırıları yapıyorlar. İnanılmaz. Yeniden Refah CHP'den rüşvet almış diyen var ya. İnanıyorlar buna. Biz Yeniden Refah CHP'den rüşvet almış diyen var. Para almış diyen var. Bu kadar kolay mı ya? Sen çıkarmış olabilirsin işte Milli Görüş ceketini. Ama üzerinde taşıyan daha 8 ay önce babasının oğlu esas Milli Görüşçü bunlar dediklerinin şimdi CHP zihniyetine para karşılığı seçim sattığını iddia edecek kadar. Ya bu turnusol kağıdı. İşte AK Parti zihniyeti budur. O ittifak kapasitesi çok yüksek ya. 2002-2007 arası bütün liberalleri kandırdılar. Özgürlükçü acaba Sosyalist Enternasyonel'den CHP çıksa da acaba AKP mi girseymiş? Bunu diyordu bizim liberaller. 2007'de Anya'yı, Konya'yı gördüler. 2007-2010 arası Kürtlerle bir büyük mütabakat. O zaman şey mi versek, Mandela gibi Dünya Barış Ödülü'nü acaba Erdoğan'a mı versek? Gördüler Erdoğan'ın yüzünü. FETÖ'cülerle 2002'den beri gelen muhtaçiyet, 2011'de birlikte anayasa değiştirdiler. Anayasa bunlar. Yani 15 Temmuz tanklarının mazotunu 12 Eylül 2010 günü biri pompayı tuttu, biri hortumu kaldırdı. Uçaklara biri merdiveni koydu, öbürü pilota hadi oğlum dedi. Bindirdiler hep beraber. Orduyu teslim ettiler, yargıyı teslim ettiler. 15 Temmuz günü bu ülke darbe yaşadı. Ondan sonra suç şahsi olmasına rağmen işte çocukları aç kalmış ağaç kabuğu yesin dediler. Bak meselenin kendisi şu. Tayyip Erdoğan'ın ittifak kapasitesi yüksek doğru ama içinde insani bir şey yok. Taş gibi bir kalp var. Dün dost olduğuna bugün düşman. Sayın Bahçeli'ye ikide bir cibiliyetsiz diyordu. Niye? Çocuğu yok diyor. En çok benim kanıma dokunuyordu. Ya bir insanın çocuğu olmayabilir. Sen ona nasıl cibiliyetsiz yani soyu yok. Çocuğu yok sadece. Şöyle bir cümleniz var onu hatırladım. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan kötü siyasetçi değil, çok iyi siyasetçi ama iyi insan değiller demiş. Bakın Tayyip Erdoğan çok iyi siyasetçi. Çok iyi siyasetçi ama kötü insan. Gerçekten kötü insan. Çünkü bu kadar kötü olunabilir. Al işte şimdi Yeniden Refah'la kendileri içlerinden görüyorlar. Kendileri içlerinden görüyor. Bu kadar mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunan bayrağını alıp da bu bir ülkenin bayrağıdır. Bu bayrağı basmak o ülkenin vatandaşlarının böğrüne basmaktır, bağrına basmaktır. Bu bayrağı basılamaz deyip toplayan Atatürk'e bakın. Bu olsa yani bulsa bütün değerlerin üzerinde tepiniyor. Çıkar için. Reklama gitmemiz gerekiyor. Dönünce devam edeceğiz. Şimdi bir reklam. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile beraberiz. Sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Barış Pehlivan'da kaldık. Onun bir sorusu var. Sayın Genel Başkan, yaklaşık 25 gün kaldı seçimlere. Biz bakıyoruz şimdi, reklam arasına da baktık. Milyonlarca kişi izliyor bu yayını. İlk kez duyacağımız bir şey var mı? Bize anlatabileceğiniz, belki CHP seçmenini ilgilendiren, belki AKP seçmenini ilgilendiren ya da diğer parti seçmenlerini ilgilendiren. Bizim böyle atacağımız bir manşet verirseniz ne güzel olur. Var mı bir sürpriz? Nasıl söyleyeyim? 3 tane ikiz bekliyoruz. Ne demek o? Şöyle, Denizli, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Malatya, Adıyaman. Özellikle Malatya'da bir mucize gibi görülüyordu ama birinci ankete inanmadık, ikinci ankete inanmadık. İkinci anketten sonra Veli Ağbaba'yı görevlendirdik. İnanılmaz bir kampanya var orada. Çünkü Veli Ağbaba ve Adıyaman'da da Abdurrahman Tutdere depremden sonra orada değildiler. Orayı yaşadılar ve iliklerine kemiklerine kadar hissettiler. İlk ekmek onların elinden, ilk su onların elinden dağıtıldı. Pertek'teki fırınları açtırıp gece gündüz ekmek üretip 60 bin tane feribotla getirip ilk ekmekleri dağıttı Veli Ağbaba. Abdurrahman Tutdere inanılmaz ailesinden yani abisini, yengesini ve 5 yaşında yeğenini elleriyle koyup yine enkaza koşan birisi. Ben oradaydım. Yanında 3 arkadaşımız vardı. 3'ü hüngür hüngür ağladı. Abdurrahman koştu yine enkazların başına gitti. Yani bizim Ensar, Ednan ve İzmir milletvekilimiz.
bütün anketlerde tuhaf işaretler alıyorduk onlarla ilgili. Sonra bir gün dediler ki bu asrın felaketinde şimdi de bir asrın mucizesi var. Acayip partinin ve son tek başına girdiği seçimdeki oyu 18. 5 partiyle birlikte girdik 21 aldık. 6 parti 21 aldık. Vela Baba'nın bir ankette 36, bir ankette 32 ölçüldü. Evveli gün gelen ankette de 34 oyu tekrar. Yani İkinci 36. Parti? İkinci parti ne kadar çıkıyor? Kafa kafaya. Kafa kafa. AK Parti ile kafa kafaya yarışıyorlar. Ve her geçen gün iyiye gidiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Depremde bir tek sen vardın. Birazcık adaya da tepki var. Diğer tarafta da bir şey var. Ama Vela Baba'nın bir de Vela Baba partili kimliği çok yüksek birisidir. İlk gün gidip rozetini çıkarması, bundan sonra Malatya'da particilik değil, Malatya Belediye Başkanlığı yapacağım, bu enkazı hep beraber kaldıracağız demesi, o enkazda bağırarak aradığı kızın buradayım Veli amca diye çıkıp gelmesi, bütün Malatya bir salon gözyaşı döktü. Öyle olunca orada ve Adıyaman'da şey, ondan şu üç tane bir daha sayar mısınız, ikiz illeri? Manisa Denizli, Manisa Balıkesir Denizli, Bursa, Malatya, Adıyaman. Bu dip dibe ikiz değişimiz ondan. Bu 6 ilde çok önemli, yani 6'sı birden olmaz elbette, yani her istediğiniz olmaz ama bu 6 ilden 4'ü mutlaka kazanılabilecek durumda. Tabii seçime daha var ve seçim. Yani büyüteceksiniz 11 büyük şehrin üzerine katmayı planlıyoruz. Üzerine katmayı planlıyoruz. Tabii İstanbul'un ilçeleri. Bir yandan kaybetmemeye çalışıyoruz çünkü kolay bir şey değil. Büyük ittifaklarla kazandığımız şehirleri tek başımıza elde tutmaya çalışıyoruz. Burada önemli görev geçmiş dönemde ittifak yaptığımız seçmenin kendine düşüyor. Yani şöyle düşünürse, benim itirazım sonlanmadı. Saraya itiraz, tek adam rejimine itiraz, MHP'nin yaptıklarına itiraz. Veya verdiğim oya pişman olmadım. Pandemiyi yaşadılar, altyapı yatırımları yaşandı. Şimdi artık veya oy versin vermesin, Ankara'da Mansur Yavaş'ın veresiye defterlerini kapatırcasıya kadar, sofraya et koyasıya kadar, 500 lira doğalgaza, her emekliye ihtiyaç sahibi 1000 lira nakit yardımına kadar acayip işler yaptılar yani. Bu sadece Ankara'yla, burasıyla sınırlı değil. Adana'sında, Mersin'inde, Antalya'sında yeni aldığımız 5 belediyenin 5'inde de var. Zaten eski belediyelerde de memnuniyet anketleri doğrultusunda kimi yerde aday yeniledik, kimi yerde aday olmadı ama yani elimizdekilerde bir yenilenme, mevcutlarda da bu bir AK Parti'den aldıklarımızda da memnuniyetin bizim tarafımızdan ve seçmen tarafından takdiri var. İstanbul'un ilçelerinde üstüne koyacağınız var mı? Orada var, sürpriz ama olur mu? Şöyle ilçe ilçe bir şey söylemeyeyim. Adını anmadığım ilçede yanlışlık olur ama ben en son Ekrem Bey'e dediğimde onun bana çıkarıp böyle gösterdiği 14 ilçeyi tutarız. Üstüne de 14 koyma potansiyelimiz var. Bu 28 olabilir, 25 olabilir, 22'de kalabilir ama 14'ün üstüne 20'yi aşacak sayıda ilçeyi koyduğumuzu görüyoruz. Ankara'da çok büyük işler yapacağız. Şimdi 3 belediyemiz, 3 demeyeyim gerçi, Polatlı'da şu an bizim belediyemiz, başkan bize katıldı. 4 belediyemiz var şu anda. Geçen seçimde 3 belediye almıştık. Burada beklenti 7-8, onu geçersek kimse şaşırmasın Ankara'da da. Özgür Bey, şimdi İstanbul'da özellikle Ekrem Bey çok geniş bir koalisyona karşı, daha önceki gibi ittifakları olmadığı için bu arada Samsun'u demin siz andınız diye, hani ikiz dedim. Evet, Samsun var, bir de Kırıkkale var. Seçim akşamı herkes İç Anadolu'daki Kırıkkale'ye bir dikkatli baksın. Koşup güneşe vereyim krediyi var. Çünkü Samsun'un o çok iyi gittiğini söylemişti. Evet. Dün akşamki yayında Balıkesir ve Samsun. Bu arada Giresun geçen sefer yani büyük bir kaza sonucunda gitmişti, geri geliyor Giresun. Yani Giresun sürpriz olmaz diye söylemiyorum. Samsun beklenmedik bir başarı olur. Giresun'u geri alıyoruz. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul özelinde Zafer Partisi'ne, işte Yeniden Refah, yani oyların gerçekten bölündüğü bir seçim görüyoruz ve zorlu bir seçim olacak. Siz de söylediniz. Diğer şehirlerde de öyle ama İstanbul'da özellikle zor. Zafer Partisi söylemleriyle bu göçmenlerle ilgili, Suriyelilerle ilgili bayağı
oyunu yükseltiyor görünüyor. Özellikle son dönemde çok fazla ön plana çıkmaya başladılar ve anladığımız kadarıyla seçmenin de böyle bir hassasiyeti var ve Zafer Partisi'nin bu söylemi bir şekilde karşılık buluyor. Bu konuda sizin tavrınız nedir? Partinizin seçmene ben partiye, söyleyeceği var mıdır? Ben ne seçmenin kararına karşı bir şey söyleyip bir partiye karşı bir tavır geliştirme benim işim değil. Hayır. Yani, saygı duyarım. Bir de yani şöyle bir şey var. Zafer Partisi'nin bütün yöneticileri için ya da tabii ki seçmen için değil ama genel başkan düzeyinde bizimle bir kavgaya tutuşup da oradan bir gündem yaratmayla ilgili bir gayretinden ben uzak durmaya çalışıyorum. Yok, ben sadece şu belki soruyu şöyle sormak gerekiyor. Sizin tabanınızdan giden oyları var. Yani bu Suriyeliler, göçmenler bu meseleler konusunda. Zafer Partisi çok çeşitli. İYİ Parti'den, MHP'den yani kırılımlara bakıyorum. CHP oy aldığı dördüncü parti herhalde gördüğüm kadarıyla böyle yapıyorlar ya o kırılımlarda. Dördüncü parti ve yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin böyle kırmızı kravatlı, güzel takım elbise, pırıl pırıl gençleri var. Geçen seçimde de nereye gitsem geliyorlar. Yani Zafer Partisi'nin kendisinin dili çok sert ve böyle hani kavgayı çağırıyor. Bir polemik olsun, bana laf etsin, ben edeyim, ben doğru bir şey değil. Ben muhalefetle kavga etmem yani. Muhalefete saldırmak, muhalefetle kavga etmek doğru değil. Ama pırıl pırıl gençler var. O gençler şunu bilirler, belediye seçiminde AK Parti yöneteceğine Mansur Başkan yönetsin isterler, Ekrem Başkan yönetsin isterler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetsin isterler, Vahap Seçer'i severler, öbür tarafta Zeydan Karalar'ı, Antalya Belediye Başkanımızı severler. Biz Antalya'da Manavgat'ta Zafer Partili gençlerle bir kucaklaştık. Manavgat Belediye Başkanımız Zafer Partili gençleri davet etmişti. 25 Mayıs mıydı neydi? O yüzden pırıl pırıl gençler var. Bugün öyle bakarlar, bazı söylemler, bazı sözler 1 Nisan sonrası bu konuda hepimizin söyleyeceği söz, yapması gereken önemli. Suriyelilerle ilgili ondan bahsediyoruz. Önemli şeyleri hep birlikte bir konuşmamız lazım. Ama ben böyle liderleri çok üst düzeyde kavga edip böyle bir kavga gündemi yaratma üzerinden gidiyor ama sahadaki Zafer Partiler çok böyle hani kavgadan uzak, tertemiz. Hatta Menemen'de yanlışlıkla çarpıştık, çelenk koyarken sonra Özgür abi falan filan böyle çok iyi aramızın olduğu, hepsinin de yerel seçimlerde yani kazanacak aday kimse AK Partili yerine kazanacak doğru adaya oy verecek doğru muhalif ve Atatürkçü bir kimlikte olduklarını görüyorum. Mansur Başkan'dan, Ekrem Başkan'dan Atatürkçüsü mü var? Yani orada şeyimiz yok. Geçen gün bedelli askerlikle alakalı bir laf söylediniz. Ama sorun ya şu soruyu soruyor. Yani ne oldu? Karşı mısınız bedelli askerliğe? Ya karşı değil. Bir, altında imzam var. CHP'nin Sayın Akif Hamza Çebi'nin kanun teklifi vardı. Biz biliyorsunuz hani bir kişi verdiğinde altını diğer milletvekilleri imza koymuşum. Oy vermişim ben bedelli askerliğe. Bedelli askerliğine şöyle bir şey oldu. Tabii sakın suçladığımı düşünmesinler. Soma beni biraz değişik seviyor. Soma tarihinin en kalabalık siyasi mitingini yapıyoruz. Madenci arkadaşlar sürekli işte Allah senden razı olsun, iki gün hafta tatili seni sende, canlı yayına da yansıdı diye söylüyorum. İki asgari ücret senin takibinle oldu. Sen dedin şu oldu, onlara cevap veriyorum. Bir teyze bir şey falan derken bir cümleye bir girdim, bir çıktım. Diyeceğim laf şu öz olarak. Diyeceğim ki ya Erdoğan kamuflaja buradan Cumhurbaşkanı forsu yapıp Afrin'e gidip fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra da diyor ki efendim 8 gazete birden manşet atıyorlar. Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış. Bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı. Burak Erdoğan'a biri bedelli yapmış, biri çürük rapor almış. Gitmiyorlar, sonra babaları kamuflaj giyip şehit cenazesinde şey yapıyor. Bunu anlatmaya çalışırken böyle laf da kesilince falan böyle... Hani ne denir, dil suçvesi mi denir, devrik cümle mi denir, kötü bir cümle kurmuşum. Sonradan izleyince ya demedim öyle bir şey arkadaşlar diyorum. Benim bedellide oyum var, imzam var bedelli kanunuyla ilgili. Yani ben öyle bir şey demedim. Sonra izledim hakikaten bir de o 11 saniyesini izleyince efendim biz oyu bedelli askerliğe kaçanlardan yani ben Bilal Erdoğan'ı kastedeyim. Burak Erdoğan'ı kastedeyim. Bedellileri kastetmiş gibi oluruz. Ya şöyle, en yakınlarımızda bedelli askerlik yapanlar var.
milletvekili arkadaşlarımızdan bedelli askerlik yapanlar var. Kendi akrabalarımdan, kendi yeğenlerimden var. Benim kanunda oyum var, imzam var. Ama ya bugün de şöyle bir keyif aldım. Üç gündür troller muroller, dün Yeni Şafak, Meni Şafak, bugün Erdoğan çıkmış. Biliyorsunuz diyor, bu diyor bedelliye böyle dedi. Gerçi sonra düzeltmeye çalıştı diyor falan. Şey diyor, ağa babaları kızmış olacak ki düzeltti falan. Buraya kadar düştüyse Tayyip Erdoğan, hakikaten hani derler ya Tarzan zorda. Biz Manisa Tarzan'ıyız, zora düşmeyiz de Tayyip Erdoğan bayağı zorda demektir. Yani ağzında hani şey gibi bu. Tayyip Erdoğan evlatlarımın kursağından helal lokma geçirmedim dedi ya haram diyeceğine. Alıp bunu kesip kesip, ben onu mesela hayatımda kullanmadım. Çok hani acizlik görürüm. Bir genel başkan evlatlarımın kursağından helal haram lokma diyeceğine helal dedi. Onu kullananlar vardı mesela. Acizlik görürüm öyle bir şeyi. Erdoğan'ı bu halde gördüm, memnun oldum yani şey. Buraya kadar düştülerse bizim belediye işleri iyi gidiyor demektir. Sayın Genel Başkan, işimiz gücümüz belediye. Sorular ama şunu önemsiyorum. Hem geçen seneki genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kaynaklı olarak, hem de işte bu belediye başkan adayları seçim sürecinde yaşanan bazı küskünlüklerden kaynaklı olarak bizim şöyle bir gözlemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel olarak da muhalefet partilerine oy veren seçmenlerde bir umutsuzluk, bir sandığa küsme hali gözlemliyoruz. Siz Türkiye'nin en büyük ana muhalefet partisinin genel başkanısınız ve onlara ne dersiniz? Yani sandığa küsenleri nasıl tekrar umutla doldurabilirsiniz? Şimdi yazın ki bu duygu durumuna biz duygusal kopuş olarak bir tanımlama gerçekleştirdik ve kurultayımızda bu duygusal kopuşa engel olmak için CHP'de bir değişime ihtiyaç var dedik. Yazın %36'larda ölçülüyordu. Şimdi bu %16'lar düzeyinde ölçülüyor. Seçime katılım oranının %86 olduğu yerde 1-2 puana kadar düşmüş bir nokta ve her geçen gün azalıyor. Seçim sattı haline girdikçe, mesela geçen seçimlerde de bu tarihlerde %16-18 kararsız veya protesto oy, hepsini bir yerde değerlendiriyorlar ya, oluyormuş. Yani anketör arkadaşların, anket yorumlayan arkadaşların şu anki kararsız protesto oyun geçmiş seçimlerden fazla olmadığını, CHP seçmenindeki kırılımın diğer seçmenlerden fazla olmadığını, hatta AKP ve MHP seçmeninde biraz daha fazla olabildiğini, çünkü bunun ekonomik krize bir tepkisellik olarak algılanabileceğini söylüyorlar, okuyorlar. Ama yine de kırılan küsen varsa, yani derim ki mesela bu seçimlerde bizim 108 tane kadın adayımız var. Yani geçen seçimlerdekinin iki katı ve seçilecek noktada baktığınızda bence 3 katı 4 katı. Genç aday olarak 209 tane genç adayımız var. 209 belediye başkanı 40 yaş altında pırıl pırıl gençlerimiz var. İzmir'de 12 tanesi 40 yaş altı diye söyledim. Bütün Türkiye'de mesela Bodrum adayı hangi çıkar grubunun adamı olacak falan derken 30 yaşında Bodrum'un en köklü ailelerinden Mandalinci ailesinin 30 yaşında çok iyi eğitimli, çok iyi yabancı dil bilen, belediye başkan vekilliği yapmış olan 5 yıl boyunca bir arkadaşımızı o yapsın dedik ya. Dışarıdan biri olmasın, Bodrum'un kökünden olsun. Karşıyaka'da mesela 1994'ten beri bir Karşıyakalı belediye başkanı koyun diyorlardı. Hani Cemil Bey şimdi büyükşehir oldu. Cemil Tugay da Elazığ, Kars doğumlu ama Elazığlı birisidir. Bir Karşıyakalı olsun. Şimdi İşçimenler ailesi, biliyorsunuz Karşıyaka'da Türklere ait iki ev var. Levantenlerin oturduğu dönem. O Türklere ait iki evden birinin kızı, büyük dedesi Karşıyaka'nın kurucu başkanı. Karşıyaka Spor, Karşıyaka Belediye Başkanı çelişkileri meşhurdur ya. Büyük dedesi Karşıyaka'nın kurucu başkanı. Dedesi en uzun süre başkanlık yapmış kişi. Babası Karşıyaka başkanı. Kendi Karşıyaka Spor'da basket oynamış. Karşıyaka Spor'un yönetiminde yer almış bir kadın. Ve inanılmaz başarılı bir iş insanı mesela. Yani yerellik nokta. Urla adayımız, Urla'nın yerlisi falan böyle. Muğla çok önemli olacak. Onu anlatacağım. Çünkü büyük rant. Bu Muğla'da mesela Bodrum'u ranta vermeyen başkanımız anketlerde de iyi bir yerde çıktı. Üçüncü anketin sonunda en doğru kararı verdik. Menteşe'de de çok başarılı bir başkanımız vardı. Memnuniyette hani tam sınırdaydı ama kazanır. Ama daha iyi olur mu diye bakıyorduk. Onu büyük şehirde çok önemli bir görev olacak. Ama Menteşe'de
İşte 38 yaşında gencecik, şu anda da 5 yıl İmar Komisyonu Başkanı Rantori'yi kapatmış ve harita mühendisi bir arkadaşımız var, genç bir kadın. Acayip bir mücadele vermiş bir arkadaşımız. İzmir'de Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, şimdi Karabağlar adayım. Mimarlar Odası'nın genel sekreteri, konak adayım. Kentsel dönüşüm bilen, çevre suçlarına direk. Bu kadar gencin, kadının hatırına bu küskünlük geçsin artık derim yani. %1,5'a 2'ye kadar da indiyse çok acayip bir değişim var. Yani teker teker saydığımda elbette orası tartışıldı, burası tartışıldı. O tartışmaların birçoğu, 30 tane aday var. 29'unu yapmıyorsun, birini yapıyorsun. 29'unun karşı argümanı bir dalgalanma yaratıyor. Ama çok önemli işler yaptık. Çok başarılı işler yapacağız. Peki son soru sorayım mı? Sorun, tabii, tabii. Son sorumu sonra da sana bırakayım. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önümüzde. Neredeyim? Birkaç gün sonra bütün meydanları... Cuma günü değil mi? Cuma günü meydanları dolduracak kadınlar. Şimdi özellikle kadınlar için... Ama Türkiye'deki gençler için, pek çok insan için bu seçim kritik bir seçim. Çünkü bu seçimden sonra ciddi biçimde halkın bir kesiminde ya bir rejim değişikliğine doğru gidilir mi Türkiye'de? Ya da bu seçimlerde istenilen başarı muhalefet açısından elde edilmezse mevcut iktidar daha da şımararak, daha da özgüveni yerine gelerek... gerçekten Türkiye'nin yönünü iyicene bambaşka yerlere saptırır mı endişesi var. Özellikle bu rejim değişikliği, bir anayasa değişikliği yoluyla işte son günlerde gördüğümüz çeşitli açıklamalar nedeniyle sizin de bu endişeyi doyanlara, özellikle kadınlara diyecek sözünüz var mıdır? Böyle bir endişeleri haklı mıdır? Bunun için CHP bir hazırlık yapmakta mıdır? Bunun önüne geçmek için ve bu seçim son ve çok kritik bir seçim diyorsa seçmenin bir kısmı, sizin için de böyle midir? Sizin için ne ifade ediyor? Şirin, bir ek yapabilir miyim? Çok bağlantılı olduğu için. Son dönemde bu şeriatla alakalı bir takım sesler, evet, yükseliyor. Zaten onu demek istedim. Zaten sen onu söyledin. Yani, böyle bir tehlike görüyor musunuz bir yandan da, onu sormak lazım herhalde. Şimdi birincisi, kadınlara özgü sorunuzun kadınlara biraz daha odaklanarak bir cevabı var. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP her geçen gün birbirine biraz daha benzeyen, biraz daha her geçen gün bir korkuyu, bir sert söylemi, bir tehdit dilini, bir şantaj dilini geliştiren bir ittifak var. Görüyorsunuz konuşmalarını. Yani prompterden okuyorlar ama ağza alınmayacak hakaretler, iftiralar, saldırılar var. Taktikleri bu, gererek devam ediyorlar. Bunların bir de ittifak ortakları var. Onlar Hizbullah davasının avukatlarıydılar. Onlar domuz bağcıları savunuyordular. Hatta içlerinde Hizbullah davasından alıp bunlar ittifak yapacak diye o zaman Muharrem Erkek Yargıtay'dan kanun yararına bozmayı hakimler reysen çok nadir yaparlar. Bütün Hizbullahçı davasından hüküm giyenleri yapıyorlar. Bunlara seçme seçilme haklarını iade ediyorlar diye 10 ay öncesinden söylemişti. Kemal Bey'e bilgi verirken ben yanındaydım ayak divanında. Onları milletvekili yaptılar, şimdi belediye başkanı adayı yapıyorlar ve bunlar sokak hayvanından bahseder gibi bekar kadınları sahiplendirmekten bahsedenler. Şimdi bunlar ittifak oldu, müttefik oldu, bunlar bir. Bunlar birlikte giriyorlar bu seçimlere. Kadınlar açısından bir tarafta Hizbullah, Hüdapar, işte kadınlarla ilgili söyledikleri sözler, yaklaşımları, yani işe İstanbul Sözleşmesi'nden başladılar ama esas kadına karşı şiddet hedeflerinde ve en sonunda dönüp dolaşıp da kadınların cumhuriyetle kazandığı en temel haklara, miras hakkı başta olmak üzere medeni kanuna, nafaka hakkından başlayarak saldırmaya başlıyorlar. O yüzden bir kere kadınların bu tehlikeyi görmesi lazım. Bu kadınlara özgü cevabı. İkincisi, bu seçimi ben ne görüyorum? Aslında bu seçimi şöyle görüyorum. 2018'de OHAL şartlarında, öncesinde, sırasında, sonrasında yaşananlarla inanılmaz bir hukuksuz sürecin sonunda kıl payı farkla tek adam rejimi, yani rejime kasteden anayasa değişikliğinin getirdiği yetkilerle tek adam rejimi 2018 Haziran'da inşa edildi. Çok büyük bir tehlikeydi. Ama 2019'da bu millet yüksek ferasetiyle, öngörüsüyle dengeyi yerelden kurdu ve 2023 seçimlerine muhalefet birleşerek, uzlaşarak, konuşarak, çalışarak, birçok süreçte hatalar da yaparak ama bir sürü
Doğruyu da. Biz 100 üzerinden 48,5 aldık. Bazı soruları 80'lik cevapladık. Bazı sorulardan 20 aldık. Ortalaması 48,5. Her şeyi yanlış yapmadık. Muhalefet bir arada durmayı başararak geldi. Dengeyi yerelden kurdu. Ve 100. yıl seçimlerine geldik. Olmasaydı belki 100. yılda o hedef 2023 belki de hedefe ulaşacaktı. Başka bir şey vardı. O sizin sorunuzda olan. Yani 100 yıl önce 3 Mart'ta biz ilafeti kaldırdık. Biz devrim kanunlarını getirdik. Tevhid-i Tedrisat Eğitim Birliği'ni getirdik. Genel kurmayı kurduk. Ve sonuçta din eğitiminin de din hizmetlerinin verilmesini de bir çatı altına aldık, birleştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduk. Ve devrim kanunları halen daha yürürlükte ve bütün aşındırmalara ve saldırılara rağmen Cumhuriyet'in taşıyıcı kolonu olarak duruyorlar. Şimdi bir büyük ümitsizlikten sonra sizin söylediğiniz, biz de bana 100 kişi şöyle söyledi. Yahu dedi, yerel seçim bir lideri ve bir partiyi en çok yıpratan süreçtir. Rahmetli Ecevit belediye kazanmak istemezdi. Bir ucu rant, bir ucu kavga, bir ucu zarar verir partiye derdi. Bak dediler, sen yerel seçimlerden önce aday olma. Bu iş, bana bunu daha kimler kimler söyledi. Sonradan rakibimiz olanlar söyledi, partinin ağır abileri söyledi. Zaten parti senin kucağına gelir yerel seçime. Ben de dedim ki bu umutsuzlukla, bu küskünlükle, bu küsmüşlükle, bu duygusal kopuşla gidersek belediyeleri kaybederiz ve ondan sonra bizim bir daha bu orantısız gücü dengeleme imkanımız olmaz. Ben bilsem ki, ben bilmiyor muyum, yerel seçimler olmasa benim partide tartışacak hiçbir yerim yok. Bana partinin taktığı 2. yüzyılın ilk lideri diyorlar bana. Doğru da 2. yüzyılın ilk kurultayından ben seçildim. 2. yüzyılın ilk lideriyim. Ya kardeşim tüylerim diken diken oluyor. 1. yüzyılın ilk lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden şimdi yeniden müthiş bir partiyi toparlamış %78-79'unun çok beğeniyorum dediği falan bir süreçte bu aday tartışmalarıyla falan boğuşmak yerine 4 yıl seçimsiz gitmek. Ama belediyeleri kaybettikten, yerelden bu gücü dengelemedikten sonra olmazdı. O yüzden dedim ki şimdi olacak ve her şeye katlanacağız ve başaracağız. Şimdi iş şu. Bu orantısız gücü, Cumhur İttifakı'nı bizim Türkiye İttifakı'yla dengelememiz lazım. Türkiye İttifakı'yla. Onun içinde elbette sosyal demokratlar var. Ama elbette muhafazakar demokratlar var. Elbette milliyetçi demokratlar var. Türkler olduğu kadar Kürtler, Kürt demokratlar olacak. Demokrat olsun, hangi görüşten olursa olsun. Çünkü dünyanın bütün demokratları birleşinden Türkiye'nin bütün demokratları birleşsin noktasına geldik. Karşımızda demokrasiyi ortadan kaldıracak, rejimi tartışmaya açacak bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Biz hep beraber bunun üstesinden gelebilmemiz için Türkiye İttifakı, biz Millet İttifakı'nı sürdüremedik. Türkiye İttifakı'nı Ankara'da senet altına alamadık. Ama vicdanlar sandıkta birleşirse ve kaybetmenin muhalefete, kaybetmenin ülkeye maliyetini hesap eden herkes sandıkta birleşirse, onun çeri bunun çöpü demeden ya da efendim benim partim öz başına giriyor işte %6 alacağına 7,5 alsın derken bir belediyeyi kaybettirme, efendim benim partim kendini göstersin işte %1,5 almıştı bu seçimde, hadi benim partim şurada oy vereyim, burada oy vereyim, %2,5'a çıkarılayım derken, ne bileyim işte Hatay'ı kaybetmek, orayı kaybetmek, burayı kaybetmek Allah korusun büyük sıkıntılara sebebiyet verir. O yüzden ben zaten eğer bir yerde AK Parti ile bir başkası yarışıyorsa o bir başkası desteklensin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarıştığı yerde öz başıma 5,5 değil 6 alsın bizim parti derken Cumhuriyet'i büyük bir tehlikeye sürüklememek lazım. Bu büyük tehlikeyi yerelden dengelemek lazım. Biz bunu bir kez yaşadık. Bir sonraki seçimlere giderken de ben emeklilere onu söyledim. Bütün çalışanlara onu söylüyorum. Eğer bu yerel seçimlerden güçlenerek ve umutla çıkarsak ondan sonra durmak yok. Hep beraber miting meydanlardayız, sokaklardayız. Barışçıl protestolarla, barışçıl taleplerle, barışçıl mitinglerle büyük 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 bir mücadeleyi hep birlikte örerek anayasal kayıpları
geri kazanma sürecinde olacağız. Başta da söyledim, defansı bu kadar geride kurarsanız eninde sonunda golü yersiniz. Defansı şöyle 31 Mart'ta topu böyle bir ileri vurup çık 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 hep beraber orta sahaya kadar çıkacağız bir kere. Bir kere orada kuracağız. Ondan sonra da hep beraber en iyi savunma hücumdur hücuma geçeceğiz. Emekliler bir kanattan, çalışanlar bir kanattan, işçiler bir kanattan, işsizler bir kanattan, gençler bir kanattan, gençlerin anası babası kimi tribünden, kimi sağ kenarından ama bir şekilde bu rejimi geriletmemiz ve bir demokrasiyi yeniden kurmamız lazım. Peki, son soru. Şimdi şu konuşuluyor. Ben son soruya cevap verir gibi vermiştim. İşte yok bir tane daha benim dördüm. İstanbul iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok önemli bir şehir. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı üçüncü yenilgisini almış olacak. Dört. Tabii Beylikdüzü, İstanbul 1. İki seçimde. Peki tamam. Öyle kendi olsun. Dört yaptı yani. Öyle olsun peki. Bunun 2028 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapacağını çok insan söylüyor, konuşuluyor. Bilmiyorum belki siz de aranızda konuşuyorsunuzdur. Gerçi çok zaman var ama. Öyle olur mu? Siz bunu sonuna kadar destekliyor musunuz? İki, eğer sizin söylediğiniz gibi çok ciddi bir muhalefet başarısı olursa özellikle CHP kanadında bir erken seçim olma ihtimali var mı? Şimdi birincisi, şimdi artık ölçme değerlendirme çağındayız ve Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa ki hepimiz ümit ediyoruz, bunu da görüyoruz, büyük bir umutla da bekliyoruz. Gerçekten 4'te 4 yapmış olacak. Bu çok önemli başarı. Üçüncü başarısından sonra anketlerde Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan çok rahat yenen bir görüntüdeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım. Yani zaten meclis grubundan seçiliyor aday. Hı hı. Gruba da öneririm, her şeyi de yaparım. Zaten parti ahlakı olan, kazanmak isteyen, bu rejimi değiştirmek isteyen herkese bu görev düşer. En çok da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına düşer. Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey öyle birisi ki bana der ki Sayın Genel Başkanım der, macera aramayalım, bu arkadaşı yapalım. Hepimiz de arkasına birlikte geçelim der. Böyle bir yapısı var. Benim Ekrem Bey'i sevdiğim ve onun beni sevdiği, bizim birbirimize olan kardeşlik hukukumuzun özünde şu var. Biz iyi insanlarız. Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi düşündüğünü, nasıl ülkeyi düşündüğünü, nasıl zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtik diye söylediğimizi biliriz. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer belli bir dönem olduğu gibi o adaylığı parlatıp büyütüp Ekrem Bey'le bu rejimi değiştirmek gerekir. Bunu yapmakta gözümü kırpmam. Ama Ekrem Bey'le değil bir başka arkadaşla oluyorsa orada zaten yanlışa beni Ekrem Bey der ki Sayın Genel Başkanım der, burası doğru olur der. Öyle bir anlayışın insanı, kazanma odaklı, önce ülkesini, sonra partisini, sonra kendisini düşünen birisi. Ben Ekrem Bey'i böyle bir kardeşçesine seviyor olmamın kendi içimdeki benim kadar çok kazanmak isteyen, benim kadar mücadeleci, benim kadar çalışkan ve benim ona duyduğum saygı kadar bana saygı duyan böyle yatılı okul arkadaşlarım var benim. Şimdi izliyorlar, birazdan WhatsApp'a bakacağım ne dediler diye. 10 yaşından 17 yaşına kadar biz birlikte büyüdük bu arkadaşlarla. Onlarla hissettiğim duygusal bağı Ekrem Bey'le de hissediyorum. O 10 yaşında tanıdığım ve beni hiç kandırmamış çocukluk arkadaşlarım var. 49 yaşında bunlar. Ekrem Bey'in o 10 yaşındaki arkadaşlarıma güvendiğim gibi güveniyorum. Çünkü onun kazanmaya tutkusunu, şehre tutkusunu, ülkeye tutkusunu görüyorum. Bu arada Mansur Başkan inanılmaz bir başarı öyküsünü de başka bir yerden yazıyor. Mansur Başkan'ın da bu taraftaki başarısını görmezden gelmek, ihmal etmek, onu yok saymak o da bir yanlış olur. Yani Ankara'da da bugün Mansur Başkan'la birlikte Mamak'taydık. Ben Etimesgut'taydım. Turgut Altınok 3-4 puan öndeyim demiş biraz önce bir yayında. Ya bir şey söyleyeceğim. Ankara'da ben bir büyük rekor bekliyorum. Cumhuriyet tarihinin en unutulmayacak sonuçlarından birini bekliyorum. Sokağı görüyorum ya, sokağı görüyorum. Ve şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Sokakta Mansur Başkan'a, sokakta adaylara gösterilen ilgi sandığa yansıyacak olursa çok bambaşka bir sonuç da çıkabilir. Çok bambaşka. Ben zaten rekor bekliyorum ama bambaşka bir sonuç çıkabilir. İkinci sorum, o zaman erken seçim ihtimali olur mu? Şöyle, ben muhalefet partisinin lideri olarak erken seçimin kapısı şu kadar aralansa
onu ittirmek, var gücünle ittirmek benim görevim, bizim görevimiz. Çünkü biz iktidar olmak istiyoruz. Ülkeyi bir an önce bundan kurtarmak istiyoruz. Bunun yolu 31 Mart'ta önemli bir başarıdır. Ama 31 Mart'ta 11 belediyeyi koruduk, 4 tane belediye aldık falan. Erken seçimin kapısı hemen açılır mı? O kolay bir iş değil. Evet. Birkaç yıl sonraya, ama süresinden daha önce olabilir. Ama bunu şartlar... manşet olarak söyleyebiliriz. 31 Mart'ta iyi bir başarı, bir erken seçim ihtimalini de... Kapısını aralar diyor. Kapısını aralar. Şöyle söyleyeyim. Kapısını aralayabilir ama böyle hani hemen Mart'ın ertesinde bir erken seçim olur, kesin olur falan deyip insanları da böyle hani... Hayır, ama seçmenler böyle bakmalı diyorsunuz. Benim... Yani seçmenler bu iktidarı değiştirmek istiyorsanız yerel seçim başarısı önemlidir. Dolayısıyla o bir geleceğe yönelik de bir moral olacaktır. Ben esas şöyle bakıyorum. Yerel seçimlere seçmenler sade bir şekilde önce bundan önce seçtiğim ya da benim önüme konulan bu aday bu şehre iyi gelir mi gelmez mi? Melih Gökçek dönsün mü dönmesin mi? Onların belediyeciliği parsel parsel belediyeciliği. İstanbul'un üstünde helikopterle uçup bu arsa kimin evladım? İBB'nin. Katarlılara verelim. Bu arsayı soracaktım evladım. Kimin bu? Sayın reisim, bu bir iştirakte bizim şuraya. Yapmayın, ben bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdim. Pata pata helikopter seyahati bıktırdı İstanbul'u. Arsa kalmayınca Boğaz'a hançeri dayayıp bir tane daha Boğaz açın, etrafını Katarlılara söz verdim. Şimdi böyle bir anlayış, ilk önce bence kentsel duyarlılıkla bakmak lazım. Yani meselenin özü bence bu kente iyi baktı mı, iyi bakar mı, ranta açar mı, bu kentin suyu ucuzlatır mı, bugüne kadar bu kent lokantasını kurdu, ekmeği ucuzlattı, bunu yaptı, daha iyisini yapar mı? Buralara CHP'li belediye koyarsam bunlar Malatya'ya da Adıyaman'a da gelir mi? Bence böyle bakmak lazım. Ama sorduğunuz sorunun bir büyük seçim başarısızlığı sonucunda olur mu? Kapılar ardına kadar açılmaz ama belki aralanabilir. Onu zaman içinde görürüz. Peki. Sayın Özel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Barış Pehlivan ve Şirin Payzın'la beraber sorularımızı her zaman bekleriz biz de. Çok sağ olun. Burası malum bir son sözüm olsun. Burası baba evi. Biz baba evinin çorbasını kaynatan, bacasını tüttürenleriz. Herkes baba evine doğuyor. Kimi yakında oturuyor, kimi Irak'ta oturuyor. Kimi büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor ama başı sıkışan herkes baba evine geliyor. Biz gelene niye geldin demiyoruz. Zira sorarlar tapusu kimde diye. Ne bende ne Kemal Bey'de. Ecevit'te de yoktu, İnönü'de de. Bizim baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden baba evine her zaman bekleriz. Herkesi bekleriz. Benim dedem de CHP'liydi diyenlere dedenin evine gel, babanın evine gel. Çorba kaynıyor, baca tütüyor. Başın sıkıştığında baba evinde yerin hazır diyor. Seçimden önce bir yayının daha sözünü almış olduk. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bizden sonra Şule Aydın, Timur Soykan ve Murat Ağarel ile beraber kayda geçsin. Onların biraz zamanını çaldık. Özür dileriz onlardan. Kayda geçsin. Biz de burada kayda geçirdik. Biz de burada kayda geçirdik pek çok şeyi. Çok çok teşekkür ederiz. Çok selamlar kayda geçsin ekibine de. Çok teşekkürler. Teşekkürler.